Sevgili gençler merhaba, ben Ortaöğretim Genel Müdürü Öğretim Materyali İçerik Geliştirme Dairesi'ne göre Tarık Meri Yalçın Efe. Bugün sizlerle TYT-AYT tarih konularına yönelik devrim çağında değişen devlet toplum ilişkilerine bakacağız. Neler öğreneceğiz? Baktığımızda devrim çağında değişen devlet toplum ilişkileri içerisinde Avrupa'da Fransız ihtilali ve sanayi inkılabıyla meydana gelen değişimler, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun Esasi, 1876-1913 yılları arasında gerçekleşen darbelerin Osmanlı siyaseti üzerindeki etkilerine bakacağız. Evet, Fransız İhtilali'ye başlıyoruz gençler. Biliyorsunuz Fransız İhtilali Avrupa tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olmuş. Hatta yeni bir çağ başlatmıştır ki yeni çağ bitmiş, yakın çağ başlamıştır. 1789 yılında gerçekleşen bu olayın pek çok sebebi vardır. Siyasi, sosyal, ekonomik. Dolayısıyla bu sebeplerle ortaya çıkan isyan biliyorsunuz ihtilal, Fransız İhtilali Avrupa'da hayatı alt üst etmiştir. İhtilalin başlamasına ve gelişimine baktığımızda özellikle 1756-1763 yılları arasında yaşanan 7 savaşlarından sonra Fransa ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamış. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla yeni vergiler koymak istemiştir halka. Bunun için biliyorsunuz o dönemde koyu bir mutlakiyetle yönetiliyor Fransa ve 14. Louis hakim. Uzun süre toplanmayan Etejenero'yu toplantıya çağırmış. Bu toplantı sırasında soylular ile rahipler yani din adamları farklı bir salonda, halk temsilcileri farklı bir salonda toplanmışlar. Bir arada toplanamamışlardır. Sonrasında biliyorsunuz halk temsilcileri kendisini ulusal meclis ilan etmiştir. Dolayısıyla ulusal meclis aynı zamanda süregelen baskıcı yönetime karşı çıkmış ve ihtilal bu şekilde ne yapmıştır? Başlamıştır ki istibdadın sembolü olan özellikle Bastille hapishanesi biliyorsunuz daha sonra ulusal meclis kendisini kurucu meclis ilan ediyor ve İstibdadın sembolü olan Bastille hapishanesini basıyorlar ki bu şekilde 14 Temmuz'da Fransız İhtilali başlamış oluyor. Daha sonra kurucu meclis biliyorsunuz bir yasama meclisi dönemini geçiriyor ve dikkat edin bir anayasa yapıyor ki insan ve yurttaş hakları bildirisini ilan ediyor. Ve bu anayasa biliyorsunuz kral tarafından da onaylanıyor. Bu anayasayla feodal sistemde var olan bütün ayrıcalıklar kaldırılmış halk arasındaki yani sosyal yapıdaki ayrıcalıklar ne yapılmıştır ortadan kaldırılmıştır. Aşamalarla geçerek biliyorsunuz 1804 yılında Napolyon'un Fransızların başına geçmesine kadar biliyorsunuz ihtilal devam etmiş. 1804'te Napolyon kendisini imparator ilan ediyor ve 1804'ten sonra 1815 yılına kadar biliyorsunuz Fransa'da iktidara kim egemen oluyor? Napolyon egemen oluyor ve bu süreçte artık ihtilal savaşları başlıyor. Yani Fransa yeni düzenini Avrupa'ya yaymak için ne yapmıştır? Avrupa devletleriyle savaşa başlamıştır. İhtilalin sonuçlarına baktığınızda çok önemli sonuçları var ki hürriyet, özgürlük, eşitlik, adalet ki ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik gibi kavramlar çok büyük önem kazanmış ve özellikle de dikkat edin milliyetçilik, ulusçuluk akımı çok büyük önem kazanmıştır ve özellikle bu akım biliyorsunuz bütün Avrupa'yı etkilemiştir. Özellikle de çok uluslu yapıları. Baktığınızda Fransız İhtilal hareketlerine karşı olan Avusturya ve Prusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin çoğuyla savaşıyor ki Prusya ile Avusturya ile Rusya ile savaşıyor. Hatta önemli bir üstünlük de sağlıyor. Fakat İngiltere'nin savaşa dahil olmasıyla birlikte biliyorsunuz Fransa bu üstünlüğünü kaybediyor. Dolayısıyla bu savaşlar biliyorsunuz Fransa'ya da ne yapmıştır? Çok önemli kayıplar verdirmiştir. Fakat milliyetçilik akımının etkisi ve liberalizmin yayılmasıyla birlikte de ulus devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu ulus devlet anlayışından en çok etkilenen devletler ise çok uluslu yapılar olmuştur. Yani imparatorluklar. Baktığımızda karşımıza bu noktada Avusturya, Macaristan, Rusya ve Osmanlı Devleti gibi sosyal ve siyasi hayatları açısından baktığımızda bu devletler ne yapacaklardı? Çok uluslu yapıya sahip oldukları için olumsuz noktada etkileneceklerdir. Özellikle 1848 yılında çıkan isyanlarda özgürlük düşüncesinin etkisiyle biliyorsunuz mutlakiyetin kaldırılması istenmiş. Buna bağlı olarak da biliyorsunuz hem milliyetçilik akımının etkisi hem ulus devletlerin bağımsızlığını ele geçirmek için yapmış olduğu isyanlar bu devletleri ne yapmıştır? Sarsmıştır. Evet, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda çıkan isyanlara baktığınızda ki çok uluslu bir yapıya sahip. Özellikle mesela Macarlar 1848'de biliyorsunuz isyan ediyorlar. Fakat Rusların desteğiyle biliyorsunuz Macarlar isyanı bastırılıyor. Hatta biliyorsunuz bu dönemde Macarlar kendilerine ki farklı mezhepten protestan oldukları için biliyorsunuz Katolikler tarafından baskı yapılıyor kendilerine. Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Macarların bir kısmı biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ne sığınıyor ki bu sırada biliyorsunuz Osmanlı Devleti Macar mültecilerini koruyor, muhafaza ediyor. Hatta Osmanlı Devleti'ne baskı yapılıyor bunların geri verilmesi ya edilmesi noktasında. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmiyor. Hatta bu durum, aynı durum Lehistan için de geçerlidir. Leh milliyetçileri de biliyorsunuz Ruslardan kaçıyor yine Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı Leh milliyetçilerini de vermiyor. Bu durum Osmanlı Devleti'ne Avrupa kamuoyunda bir prestij kazandırıyor. Hatta Osmanlı-Rus Savaşı'nda 1853-56 yılındaki Kırım Savaşı sırasında biliyorsunuz Avrupalı devletler özellikle İngiltere, Fransa ve Piemonte Kralı ne yapacaktır? Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ne destek verecektir. Onun yanında yer alacaktır.
Evet, Macarların bağımsızlık hareketi bastırılmış maalesef başarıya ulaşmamıştır ki bu süreçte dediğimiz gibi Osmanlılar Macarlara ne yapmıştır? Destek olmuştur ve Macar mültecileri sonunda ortaya çıkmıştır. Evet, Rusya'ya baktığımızda özellikle 1815 Viyana Kongresi ile Polonya, yani bugünkü Lehistan, o zamanki adıyla bugünkü Polonya toprakları ne yapılmıştır? Paylaşılmıştır Avusturya, Rusya, Prusya arasında ve Rusya Doğu Avrupa'ya ne yapmıştır? İnmeye çalışmıştır. Sonraki hedefi neresi olacaktır? Orta Avrupa ve Balkanlara doğru inmeye çalışacaktır. Dolayısıyla Rusya'nın bu hedefi doğrultusunda yayılmacı politikası kimi rahatsız etmiştir? Her ne kadar Avusturya destek olmuşsa da bu süreçte Rusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti Rusya'nın en önemli rakibi olmuştur. Çünkü yayılma alanı içerisinde hem Avusturya'nın hem de biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin nüfuz alanı, etki alanı vardır. Aynı zamanda Osmanlı topraklardır, Balkan toprakları biliyorsunuz. Dolayısıyla Rusya'nın bölgede izlemiş olduğu siyaset hem Avusturya Macaristan İmparatorluğunu hem Osmanlı Devleti'ni ne yapmıştır? Rahatsız etmiştir. Özellikle de 19. yüzyılda izlemiş olduğu Panslavizm siyaset. Yani Slavları bir bayrak altında toplama ve kendi yönetimini birleştirme düşüncesi. Evet, Osmanlı Devleti'ne baktığınızda Osmanlı Devleti de biliyorsunuz çok uluslu bir yapıya sahip ve özellikle Balkan ulusları hem Rusya'nın Avusturya'nın kışkırtmasıyla hem de Fransızlar ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisine ne yapmışlardır? İsyanlar çıkartmışlardır ki bu isyanlardan ilk karşımıza çıkan biliyorsunuz Sırp isyanıdır ki Sırplar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin isyanının ilk azınlık ulusudur. Sırp isyanının pek çok sebebi var. 1804-1817 yılları arasında gerçekleşiyor biliyorsunuz bu isyan. Baktığınızda Avusturya ile yapılan savaşlarda Sırp toprakları savaş alanı haline dönmüş. Yani çok fazla yıpranmıştır bu dönemde Sırp coğrafyası. Diğer taraftan hem Rusların hem Avusturya'nın Sırplar Osmanlı'ya karşı kışkırtması, milliyetçilik akımının etkisi, artı merkezi otoritenin zayıflaması gibi sebeplerle ne yapmıştır? İsyan körüklenmiştir. Artı bölgeye gönderilen Yeniçerilerin tutumu, artı bölgedeki ağayanların baskısı ne yapmıştır? Sırplar isyan etmesinde rol oynamıştır. 1804 yılında biliyorsunuz Sırplar bağımsız bir devlet kurma düşüncesiyle harekete geçmişler. Hatta bu sırada Ruslar da desteklemiştir Sırplar ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı yaşanmış. Bu savaş sonrasında imzalanan 1812 Bükreş Antlaşması ile de biliyorsunuz Sırplara ayrıcalık tanınmıştır. Yani Sırplar ilk defa dikkat edin ayrıcalık elde eden azınlık ulus olarak karşımıza çıkmışlardır. Evet, bir diğer önemli isyan biliyorsunuz Yunan isyanıdır. 1820-1829 yılları arasında biliyorsunuz özellikle yine Rusların teşvikiyle, desteğiyle hatta Rus çarının yaveri olan Alexander Ypsilanti biliyorsunuz etnik yeteriyat ya da diğer adıyla Filiketeria diye bir cemiyet kurduruyor. Maddi anlamda destekli Yunan isyanını. Sonraki süreçte biliyorsunuz isyanı bastırmak için Osmanlı Devleti Mora isyanı bastırma noktasında Mısır valisinden Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. Buraya dikkat edin Yunan isyanı Mısır sorununa beraber ne yapmıştır? Boğazlar sorununa sebep olmuştur. Yani birbirine bağlı olarak gelişen olaylar. Mısır valisinin yardımıyla Osmanlı Devleti biliyorsunuz buradaki isyanı bastırmış. Yalnız biliyorsunuz Mısır valisi bir takım şartlar karşılığında Mora ve Girit valiliği kendine verilirse ne yapacaktı? Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. Şartlı olarak ne yapmıştır? Yardım isteğini kabul etmiştir. Bu da şu açıdan önemli. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıfladığını göstermesi açısından bir valisine dikkat edin söz geçiremiyor. Valisi belli şartlara ne yapıyor? Bu isteği kabul ediyor. Destek veriyor. Ve isyan bastırıldıktan sonra olayın içerisine bu sefer biliyorsunuz büyük devletler girmiş. İngiltere, Fransa ve Rusya donanmaları biliyorsunuz Osmanlı donanmasını yakmışlardır ki Navari'de bu çok önemli 1827 yılında. Osmanlı donanmasının yakılmasından sonra Osmanlı Devleti bu devletlerden tazminat istemiştir. Osmanlı ve Mısır donanmasının yakılmasına karşılık. Biliyorsunuz Fransızlar Mora'yı işgal ediyorlar bu dönemde ki İngiltere Mısır'a yöneliyor. Hatta burası çok önemli dikkat edin. Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor ve 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Rusların İstanbul'a yaklaşmaları üzerine biliyorsunuz barış teklifinde bulunuyor ve Edirne Antlaşması imzalanıyor 1829 yılında ve Edirne Antlaşması ile birlikte burası çok önemli dikkat edin. Yunanlar bağımsızlığını kazanıyor. İlk defa bir azınlık ulus ne yapmış? Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını elde etmiştir. Yunanlar bağımsızlığını kazanan ilk azınlık ulusu olmuştur. Evet, Avrupa tarihine damgasını vuran, dünya tarihini etkileyen önemli gelişmelerden bir tanesi de biliyorsunuz sanayi devrimidir ki sanayi devrine baktığınızda insan ve hayvan gücüne dair üretim tarzının yerini artık makineye dair üretim tarzının alması biliyorsunuz söz konusu olmuştur. Ve ilk defa biliyorsunuz 1765'lerde İngiltere'de ne yapacaktır? Ortaya çıkacaktır. İngiltere'de ortaya çıkması da tesadüf değildir biliyorsunuz. Bir ekonomisi gelişmiştir İngiltere'nin o dönemde. Özellikle sömürgecilikte hız kazanmaya başlamış, ticaretle uğraşmaya başlamış. Gelişen ekonomisine bağlı olarak da biliyorsunuz bir takım bilgi birikimi ve buluşlarda ne yapılmıştır? İnsanlık yararına kullanmaya başlanmış. Teknoloji gelişmiştir. Buna bağlı olarak da sanayi devrimi gerçekleşmiştir. İlk defa biliyorsunuz dokuma sektöründe başlamış sanayi devrimi. Diğer alanlara da sıçramıştır. Tabii bu beraberinde bir takım önemli gelişmelere de sebep olmuştur. Dikkat edin artık elle üretim yerine makineyle üretim ön plana çıkmaya başlamış. Fabrikalar çoğalmış. Yeni bir sınıf ortaya çıkmış. İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Kırsaldan biliyorsunuz şehirlere göçler başlamış. Yeni biliyorsunuz
metropol şehirler, büyük şehirler kurulmaya başlanmıştır. Geleneksel toplum yapısı tahrip olmuştur. İnsanların hayat tarzı değişmiştir. İşçi işveren ilişkileri arasındaki rekabet biliyorsunuz büyük bir belirginlik kazanmaya başlamıştır. Özellikle bu noktada burjuvalar biliyorsunuz ön plana çıkıyorlar ki burjuvalar özellikle bu fabrikaları kuran ve işleten sermaye sahipleri haline gelmişlerdir. Dolayısıyla burjuvalarla işçi sınıfı arasındaki yani patron işçi ilişkileri ne yapılmıştır? Gerilmeye başlamıştır. Ki bu süreçte işçilerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışma şartlarına iyileşmeye yönelik sendikal faaliyetler başlamış, bir takım yeni görüşler ortaya çıkmıştır. Özellikle liberalizm, milliyetçilikle birlikte, akımların etkisiyle birlikte sanayi devrimi bütün Avrupa'yı etkilemiş ve sömürgecilik sayesinde tüm dünya bu fikirler, bu akım ne yapmıştır, yayılmıştır ve sosyalizm ortaya çıkmıştır ki özellikle biliyorsunuz kapitalizme tepki olarak doğacaktır. Bu arada Avrupa'da üretim artışı sağlanmıştır. Artık geçimlik ekonomi yerine kar ekonomisi ön plana çıkmıştır ve dikkat edin, kentleşme büyük hız kazanmış, kent sorunu ortaya çıkmıştır. Tabii bu arada altyapı sorunları başlamıştır. Yine dediğimiz gibi işçilerin çalışma şartları, çalışma koşullarına yönelik sendikal faaliyetler başlamıştır iyileştirilmesi noktasında. Ayrıca tıp alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve insan ömrü uzamıştır. Yani nüfus artmaya başlamıştır. Bankacılık, ticaret ve para hacminde genişlemeler söz konusu olmuştur. Evet, biliyorsunuz Fransız İhtilali'nden sonra Avrupa'da ihtilal süreci kesintiye uğramamış, devam etmiştir ki özellikle biz bu süreçte 1830 ve 1848 yıllarında tekrar ihtilal sürecinin yaşanacağını görürüz Avrupa'da. Özellikle Fransız İhtilali'nden sonra ki 1815'inde Napolyon'un Waterloo Savaşı'na yenilmesinden sonra toplanan Viyana Kongresi ki bu kongrede Kont Metternich, Avusturya Başbakanı'dır biliyorsunuz, kongrenin toplanmasına öncülük etmiş ve Fransız ihtilal fikirlerini ortadan kaldırmak, ihtilal öncesi Avrupa'sına tekrar dönmek noktasında Avrupalı devletler bir araya gelmişler, sınırları yeniden çizmişlerdir. Fakat bu sınırları çizerken biliyorsunuz milliyet, dil ve din farkına dikkat etmemişlerdir. Dolayısıyla istedikleri sonuca ulaşmak noktasında sıkıntı yaşamışlardır. Yani bu farklılıkların gözetilmemesi yeni sorunların ortaya çıkmasına ne yapacaklar? Sebep olacaktır ki bu dönemde tekrar mutlakiyeti güçlendirmek istemişlerdir. Yani anayasalı parlamentolu rejimlere karşı çıkmışlardır. Absolutizmayı, mutlakiyeti güçlü tutmaya çalışmışlardır. Hatta aralarında ayrılıkçı amaçlı bağımsızlık düşüncesiyle çıkan isyanlara karşı birlikte hareket etme, bu isyanları bastırma noktasında birbirlerine destek olacaklarına dair de ne yapmışlardır? Söz vermişlerdir. Fakat çok ilginç, Yunan isyanı sırasında biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ne karşı 200'lü bir siyaset izlemişler. Osmanlı Devleti'nin yanında olacaklarına ne yapmışlardır? Yunan isyanını desteklemişlerdir. Yunanların bağımsızlık mücadelesine destek vermişlerdir. Evet, 1830 ihtilalleri yine Fransa'da ortaya çıkıyor. 1830 ihtilallerine rağmen dikkat edin, burası çok önemli, anayasalı parlamento rejimler Avrupa'da yine görülüyor. Hatta bu sırada biliyorsunuz Norveç, Danimarka birbirinden ayrılıyor biliyorsunuz. Hollanda, Belçika birbirinden ayrılıyor. Anayasalı parlamentolu rejimler kuruluyor. 1830 ihtilallerinin Fransa'da başlaması, diğer Avrupa devletlerine sıçraması biliyorsunuz Avrupa'da tekrar bir ihtilal sürecini başlatıyor. 1848 ihtilallerine baktığınızda yine bu ihtilallerde biliyorsunuz Avrupa'da diğer ihtilallerden bir fark var. İşçi sınıfının iktidarı ele geçirmek düşüncesiyle yapmış olduğu ilk deneyimdir ki İngiltere'de başarıya ulaşamamışlardır biliyorsunuz. Fransa'da çok önemli, dikkat edin, Cumhuriyet rejimine geçiliyor ki idam cezası kaldırılıyor. Herkese seçme ve seçilme hakkı tanınıyor. Bu çok önemli. Yani mutlakiyet artık yavaş yavaş ne yapmaya başlıyor? Anayasalı parlamento rejimlere dönüşmeye, meşrutiyete dönüşmeye başlıyor. Evet, bu ihtilaller bütün Avrupa'yı etkilemiş. Tabii bu süreçte Avrupa'da toplumsal anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm de yaşanmıştır. Tabii bu durum aynı zamanda Avrupa devletlerinde ne yapmıştır? Yıpratmıştır. Özellikle baktığınızda Fransa yıpranmıştır. Avusturya yıpranmıştır. Tabii Rusya zayıflamıştır. Bu durumu kim değerlendirmiştir? İtalya ve Almanya. İtalya ve Almanya bu süreçte biliyorsunuz 1870'te İtalya, 1871'de Almanya siyasi birliklerini sağlayarak Avrupa'da yeni bir güç dengesi olarak karşımıza çıkacaklardır. Evet, bu süreçte Avrupa'da etkili olan bir takım fikir akımları var. Liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm gibi ideolojiler. Bunlar Avrupa merkezi olmakla birlikte modern dünyayı ne yapmışlardır? Şekillendirmiş ve etkilemişlerdir. Özellikle liberalizm biliyorsunuz çok önemli bir akım ki özgürlük, serbestlik ve hürriyet anlamına gelen liberalizm 17. ve 18. yüzyıllarda biliyorsunuz dönüşmekte olan birey-toplum ilişkilerini akılcılık üzerine kurgulamıştır. Ki özgürlüğün hiçbir engel tarafından sınırlandırılmaması gerektiğini kabul ediyor liberalizm. Devletin ekonomik ve toplumsal yaşama kesinlikle müdahale etmemesini istiyor. Ki bu dönemde baktığınızda John Locke gibi, David Hume gibi, Adam Smith gibi kişiler ne yapmışlardır? Bu görüşü savunmuşlardır.
Kapitalizm biliyorsunuz yeni çağda özellikle Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçları özel mülkiyete dönüşüyor. Yani burjuva sınıfı ne yapıyor? Zenginleşiyor. Burjuva sınıfının yükselişe geçmesiyle birlikte sanayileşme ve işçi sınıfının ortaya çıkması yeni bir ekonomik sistemi gündeme getiriyor ki bu kapitalist sisteme geçişi ne yapıyor? Hızlandırmış oluyor. Yani kapitalizmle birlikte artık dikkat edin biz yerine ben arayışı, anlayışı büyük bir önem kazanıyor. Peki kapitalizme karşı tepki olarak ne ortaya çıkıyor? Sosyalizm ortaya çıkıyor. Özellikle sermaye sahipleri işçiler arasındaki eşitsizliği, servet ve refah farklarını ortadan kaldırmasını ne yapıyor? Savunuyor. Ve kapitalizmi bir sömürü aracı olarak görüyor. Ortak mülkiyeti savunuyor. Sosyal eşitliğe önem veriyor biliyorsunuz sosyalizmde. Evet, Marksizm ise biliyorsunuz Marx, Karl Marx özellikle tarihin geçmişten itibaren bir sınıf mücadelesi sonucunda oluştuğuna inanıyor Marx. Ve bu anlayışa göre işçiler diyor iktidara gelmeli ve bir işçi iktidarı, diktatörlüğü daha doğrusu işçilerin egemen olduğu bir düzen kurmayı ne yapıyor? Savunuyor. Evet, dikkat edin bu süreçte Avrupa'da mutlak monarşiden yani koyu mutlakiyetten anayasalı parlamentolu meşruti monarşiye geçiş başlıyor ki yeni çağda biliyorsunuz özellikle burasına dikkat edin krallar feodal beylere karşı ne yapıyorlar? Mutlak monarşiyi güçlendirmeye çalışıyorlar ki bu sırada kimden destek alıyorlar? Dikkat edin burjuva sınıfından destek alıyorlar. Özellikle kilisenin tekeli kırılıyor. Burjuva sınıfı feodal beylere karşı ne yapıyorlar? Kralların yanında yer alıyorlar. Sanayi inkılabından sonra ise bu işbirliği biliyorsunuz bozuluyor ki patron işçi sınıfının ortaya çıkması. Özellikle burjuva sınıfının biliyorsunuz sermaye sahibi olması, fabrikaların sahibi olması, o yeni çıkan işçi sınıfı ve işçi sınıfının sorunları, hak mücadelesi burjuvalarla biliyorsunuz işçi sınıfını karşı karşıya getiriyor. Özellikle 1848 ihtilallerine biliyorsunuz burjuvalar destek olmamış ama diğer ihtilallerde ne yapmışlardır? Avrupa'daki ihtilalleri desteklemişlerdir. Çünkü bir hak mücadelesi vardır. Bu arada biliyorsunuz anayasal sisteme geçiş süreci İngiltere'de ilk başlamış. Ki 13. yüzyılda 1215 Magna Carta'yla ki Kral Yusufcan'ın yetkileri ne yapılmıştır? Yasalara kısıtlanmıştır. Tabii bu süreç 18. yüzyılın sonlarında ilk anayasa Polonya'da hazırlanarak Avrupa'da ne yapmıştır? Anayasa parlamentolu rejime geçişe ön ayak olmuştur. Osmanlı Devleti'nde modern orduya geçişe baktığımızda zorunlu askerlik sistemi biliyorsunuz. Özellikle Fransız ihtilaliyle birlikte yurttaş askerliği gündeme geliyor. Ki ulus devletler artık güçlerini koruyabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için dikkat edin daimi bir orduya ihtiyaç duyuyorlar. Ve zorunlu askerlik süreci başlıyor ki özellikle Fransız ihtilaliyle bu büyük bir hız kazanmış ve ulus devletler daimi ordular kurmaya ve hatta askeri bir vatan görevi haline getirmeye çalışmışlardır. Hatta bunu yaparken de biliyorsunuz milliyetçilik duygusuna ve vatan sevgisine ne yapmışlardır? Vurgu yapmış. Yani daimi ordular ulus devletlerin aynı zamanda güç kaynağı, varlık sebebi ve merkezi otoritenin güçlendirme noktasında ellerindeki en önemli koz olmuştur. Osmanlı Devleti de biliyorsunuz modernleşmeye büyük önem vermiştir ki baktığınızda zaten devlet kurulurken askeri ve ekonomik bir yapı üzerine kurgulanmıştır. Ve Osmanlı askeri sistemi de Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren sürekli ne yapılmıştır? Geliştirilmiştir. Hatta biliyorsunuz Avrupa'da ilk daimi orduyu kuran Yeniçeri ordusu biliyorsunuz Osmanlı Devleti'dir ve Avrupa öncesinde Osmanlı Devleti zaten teknik anlamda teknolojik üstünlüğünü ne yapmıştır? 17. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Ama 17. yüzyıldan itibaren artık Avrupa'da yaşanan gelişmeler özellikle coğrafi kişiler Rönesans reformla birlikte yaşanan dönüşümle birlikte biliyorsunuz Osmanlı Devleti Batı karşısındaki teknik üstünlüğünü kaybetmeye başlamış. Dolayısıyla Batı'daki değişmeleri, gelişmeleri kendisi de ne yapmıştır? Takip ederek uyarlamak zorunda, yenilemek zorunda kendisini kalmıştır. Ki özellikle Osmanlı Devleti'nin Batı tarzında modern teçhizat ve silahlar kullanması, bunları ithal etmeye başlaması, onları örnek alan Batı tarzında örnekler alınan askeri düzenlemeler yapması ki 3. Selim 2. Mahmut döneminde yapılan düzenlemeler buna çok güzel bir örnektir. 3. Selim'in Batı tarzında kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordusu ki geniş anlamıyla biliyorsunuz Nizam-ı Cedid 3. Selim'in Batı tarzında yapmış olduğu bütün yeniliklere deniliyor. Dar anlamıyla 3. Selim'in Batı tarzında kurmuş olduğu eğitimli askeri orduya verilen isim. Hatta bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için biliyorsunuz İrad-ı Cedid adıyla bir hazine oluşturuluyor ki çoklu hazine sistemine geçiliyor. Yine 2. Mahmut'un biliyorsunuz Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra kurmuş olduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu buna örnektir. 1843'ten itibaren biliyorsunuz ismi değişmiş Asakir-i Nizamiye ifadesi kullanmıştır. Yani düzenli ordu anlamında. Osmanlı Devleti'de Batı tarzında ordu kurma projeleri askeri rekabeti ayrı uydurmak noktasında ne yapmıştır? Sürekli takip edilmiş ve gündemde tutulmuştur. Özellikle 3. Selim'in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordusu biliyorsunuz Napolyon'un Mısır işgali sırasında Akka'da biliyorsunuz Fransız ordusunu mağlup etmiştir ki önemli bir başarı elde ediyor. Fakat biliyorsunuz bu orduya asker toplama noktasında sıkıntı yaşanmıştır. Dolayısıyla sonraki süreçte 3. Selim 1807 yılında biliyorsunuz orduyu dağıtmak zorunda kalmıştır.
İkinci Mahmut döneminde ise Batı tarzında askeri ocaklara benzer Sekban-ı Cedid Ocağı kurmuştur. İlk ocağın kuruluşuna biliyorsunuz Alemdar Mustafa Paşa da öncülük etmiştir. Fakat çıkan bir isyan sonucunda öldürülmesi üzerine biliyorsunuz ocak kapatılmıştır. Daha sonra biliyorsunuz Eşkinci Ocağı kurulmuş. Fakat istenilen başarı bir türlü elde edilememiştir. Sonuçta her türlü yeniliğin önünde bir engel gibi ortaya çıkan ve amacı dışına çıkan Yeniçeri Ocağı'nın artık kaldırılmasına karar verilmiş. Ve ikinci Mahmut tarafından biliyorsunuz 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır ki Osmanlı tarihinde bu olaya biliyorsunuz Vakayı Hayriye, hayırlı olay deniliyor. Ve onun yerine de biliyorsunuz Asakir-i Mansure-i Muhammed adıyla yeni bir ordu kurulmuştur Batı tarzında. Bu ordu kurulurken de biliyorsunuz Nizam-ı Cedid ordusunun usulleri esas alınmıştır. İkinci Mahmut Asakir-i Mansure-i Muhammed ordusunun asker sayısını yeteri düzeye ulaştıramamıştır. Hatta bunun için biliyorsunuz bir takım çalışmalar yapılmış. Fakat istenilen başarı elde edilemeyince eyaletlerde redif Asakir-i Mansure adıyla yedek kuvvetler oluşturulması, askerler oluşturulması istenmiştir. Ve yine dikkat edin Mısır meselesi sırasında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda askerlik biliyorsunuz bir vatani görev haline getirilmiştir. Ki Tanzimat Fermanı'nda buna vurgu yapılmıştır. Ve kura usulü getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde dikkat edin bütün vatandaşlar Müslüm gayrimüslim ayrım yapılmaksızın Tanzimat Fermanı'nda askerlikten sorumlu tutulmuştur. Zorunlu askerlik uygulaması ancak Osmanlı Devleti'nde İttihat Terakki döneminde yani 1909'dan itibaren ne yapılmaya başlanacaktır? Geçerli olmaya başlayacaktır. Evet, hatta biliyorsunuz Tanzimat Fermanı'nda askerlik bir vatan görevi sayılmasına rağmen gayrimüslimler biliyorsunuz askerlik görevini yapmamışlar. Karşında nakdi bedel ödemişlerdir ki Islahat Fermanı'nda da bu dile getirilmiştir biliyorsunuz. Sonrasında biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin özellikle 1871'den sonra Almanya'nın siyasi birliğini sağlaması, Osmanlı-Almanya yaklaşması ve ordunun modernize edilmesinde Alman subaylardan yararlanılması, askerliğe yönelik asker alma kanununun çıkartılması noktasında Almanların etkisini görüyoruz. Yine 2. Abdülhamit döneminde özellikle doğudaki aşiretlerden Hamidi Süvari alaylarının oluşturulduğunu biz görüyoruz. Ve 1909'dan itibaren de Müslüm gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın bütün Osmanlı vatandaşlarının zorunlu askerlik sistemine tabi olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, sosyal hayattaki gelişmelere baktığımızda 19. yüzyılda özellikle nüfus politikası ve nüfus politikası ön plana çıkıyor ki devletler biliyorsunuz özellikle demografik gücün, nüfus gücünün önemine inanmışlar ve zenginlik kaynağı olarak görmüşlerdir. Nüfusu bir yük olarak görmemişlerdir. Özellikle ulus devlet anlayışında biliyorsunuz nüfus ön plana çıkmış. Devletler nüfuslar oranında ne yapmışlardır? Hem asker ihtiyaçlarını karşılamışlardır hem de güç unsuru olarak görmüşlerdir. Yani ülkede demografik gücü güçlü bir devlet için vazgeçilmez bir unsur olarak ne yapmışlardır? Algılamışlardır. Hatta biliyorsunuz Avrupa'daki merkantilizm sistemi de bunu ne yapmıştı o dönemde teşvik etmişti. Dolayısıyla devletlerin nüfus artırma noktasında da politikalar izlemişlerdir. Sanayi devrimiyle birlikte biliyorsunuz özellikle devletler yüksek kapasiteli, ucuz maliyetli ve güvenli taşıma sistemine ihtiyaç duymuşlar. Bu da ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmelerin ayak olmuştur. Özellikle Avrupa devletleri yol ve kanal inşasında önemli aşamalar kaydetmişlerdir baktığınızda. Ham madde ve pazarlara ulaşma noktasında bunu kolaylaştıracak araçlar üretmeye başlamışlardır. Ve ilk üretilen araç da biliyorsunuz tren olmuştur. Yani demir yolları bu konuda ön plana çıkmıştır. Ve dikkat edin tren ve demir yolu kapitalist devletlerin etkinliğini gücünü ne yapıyor? Artırıyor. Tabi Osmanlı Devleti de ilk demir yolu girişimini bu süreçte ne yapmıştır? Islahat Fermanı yabancı devletlere biliyorsunuz imkan sağlamasıyla birlikte ki işletme kurabileceklerdi hatırlarsanız. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde ilk demir yolu yapılmıştır ki 1867 yılında yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda İzmir Aydın o zamanki ismiyle kasaba hatta arası ilk defa ne yapılmıştır? İngiliz girişimciler tarafından yapılmış demir yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Osmanlı yöneticileri özellikle demir yolu ağının kurulması ve demir yolu ağının genişletilmesi noktasında biliyorsunuz bir takım kolaylıklar sağlamışlardır ki tabi bu hem merkezi otorite güçlendirme noktasında hem güvenliği iç güvenliği sağlama noktasında hem asker sevkiyatı konusunda hem tarımsal vergilerin toplanması cepheye silah cephane mühimmat taşıma noktasında büyük faydalar sağlamıştır. Özellikle Hicaz demiryolu hattı bu noktada çok önemli bir önem arz etmektedir ki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Balkan Savaşı'nda biliyorsunuz bu demiryolu hatlarını kullanmıştır. Bu arada yine haberleşmeye de büyük önem verilmiştir ki Kırım Savaşı sırasında 1855 yılında ilk defa Osmanlı Devleti telgrafa kullanmaya başlamış. Telgraf hatları döşenmiştir. Böylece İstanbul Avrupa şehirleriyle ne yapmıştır? Bağlantı kurmuştur. Evet, Osmanlı Devleti'nde zorunlu eğitim ve askerlik sürecine baktığımızda ki 18. yüzyılda biliyorsunuz Prusya'da başlayan zorunlu eğitim ve askerlik süreci nitelikli eleman yetiştirilmesi artı daha nitelikli ve
güçlü ordulara sahip olma düşüncesiyle öncelikle askeri eğitim ön plana çıkartılmıştır. Bunun yanı sıra okul öncesi ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimdeki sürekliliği sağlama üzerine de ne yapılmıştır? Hamleler gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti de 19. yüzyılda başlayan modernleşme çalışmaları sürecinde biliyorsunuz kendi yapısında bu tür düzenlemelere gitmiştir. Ki Osmanlı Devleti'nin de amacı nedir? Padişaha sadık bir ordu ve dikkat edin, toplum oluşmasını sağlama düşüncesindedir. Bunun için de ne yapmıştır? Eğitime büyük önem vermiştir. Tabii öncelikle gene nereden başlanmıştır? Askeri eğitimden başlanmıştır. Bunun için de pek çok hamle gerçekleştirmiştir. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan itibaren bozulan düzenini kurmak, düzeltmek amacıyla daha önceki süreçte güçlü olduğu dönemler örnek almış. Fakat istediği sonucu elde edememiştir. Ama 18. yüzyıla geldiğinde artık Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Batı tarzında bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuştur. Çünkü Batı ile rekabet edebilmesi için siyasi askeri anlamda Batı tarzında yeni kurumlar kurması ve mevcut olan kurumların düzeltmesi, iyileştirmesi gerekiyordu. Bu nedenle Batı'ya örnek alan kurumlar kurmaya başlamıştır. Baktığınızda bu dönemde Hendesane ki kurulan modern eğitim kurumlarından bir tanesidir ki 1. Mahmut döneminde biliyorsunuz Comte de Bonneval Osmanlı Devleti'nin hizmetine giriyor. Humbaracı Ahmet Paşa ismini alıyor. Ve dikkat edin Üsküdar'da bir askeri okul Hendesane açılıyor. Hatta yapılan bu ıslahatlar biliyorsunuz 1736-39 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın etkisini gösteriyor. Osmanlı üstünlük sağlıyor bu devletlere karşı. Yine Mühendishane-i Bahri Humayun ki özellikle dikkat edin 1. Abdülhamit döneminde ki Çeşme yenilgisinden sonra Çeşme'de Osmanlı donanması 1768-1774 Osmanlı Savaşı'nda biliyorsunuz tahrip ediliyor. Donanmanın yeniden kurgulanması, kurulması noktasında ki dönemin biliyorsunuz Kaptan Deryas Hasan Paşa'nın önerisiyle gerçekleştiriliyor. 1. Abdülhamit döneminde biliyorsunuz modern anlamda açılmış bir okul. Hatta biliyorsunuz Baron de Tott da ne yapmıştır? Okulun açılışına hizmet etmiştir ki Deniz Harp Okulu'nun temelini oluşturmuştur. Mühendishane-i Bahri Humayun da yine biliyorsunuz Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek ve kara ordusuna subay yetiştirmek amacıyla açılıyor. Ki baktığınızda 3. Selim döneminde açılmış bir okuldur. Hem mühendislik hem istihkam hem de humbara eğitim vermek üzere 3 bölümden oluşmuş bir okuldu. Sonraki süreçte baktığınızda Mektebi Harbiye, Harbi Okulu 2. Mahmut döneminde açılmış. Mektebi Tıbbiye yine 2. Mahmut döneminde özellikle Asakir-i Mansur'un Muhammediye ordusunun sağlık alandaki sorunlarını çözmek düşüncesiyle, ihtiyaçlarını karşılamak düşüncesiyle açılmıştır. Yine sivil bürokrat yetiştirmek düşüncesiyle 1859 yılında Mektebi Mülkiye yani bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yapılmıştır, açılmıştır. Evet, Osmanlı Devleti biliyorsunuz modernleşmeye büyük önem vermiş. Sadece askeri eğitim noktasında biliyorsunuz okullar açılmamıştır. Özellikle 1869 yılında yayınlanan Marif-i Umumiye Nizamnamesiyle mesleki eğitime dönem vermiştir. Modernleşme amacıyla biliyorsunuz sanat mektepleri, kondüktör mektebi, aşçı memurları mektebi, çoban mektebi, dişçi mektebi gibi pek çok okullar ne yapılıyor? Açılıyor. Hatta burada bir parantez açalım. 2. Mahmut döneminde dikkat edin 1824 yılında yayınladığı bir fermanla İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirmiştir. Bütün Osmanlı ülkesine yayılmamakla birlikte İstanbul'da ne yapılmıştır? İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir. Tabii bu süreçte Osmanlı Devleti'ne yabancı okullar da verilen kapitülasyonların etkisi açılmaya başlamış ve zamanla yabancı okulların sayısı artmıştır. Burada bir parantez açalım. Yabancı okullar zamanla hem misyonerlik faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlar hem de biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin aleyhine özellikle azınlıklar büyük devletlerle işbirliği yaparak siyasal faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle azınlıkların isyanları noktasında da biliyorsunuz bu okulların çok büyük etkisi vardır. Parantez açıyorum yine özellikle Ermeni isyanlarında. Biliyorsunuz yabancı okullar sonra Osmanlı Devleti çözememiştir. 1923 yılına kadar bu şekilde devam etmiş. 1923 yılında biliyorsunuz yabancı okullar sorunu Lozan Barış Antlaşması ile çözülmüştür ve Türk kanunlarına tabi olanlar bugün hala varlıklarını sürdürmektedir. Uymayanlar kapatılmıştır. Evet, bu süreçte baktığınızda 2. Abdülhamit dönemine bir parantez açalım. Bu dönemde pek çok alanda yenilikler yapıldığı gibi eğitim alanında çok önemli yenilikler yapılmış ve pek çok yeni okul nitelikli eleman yetiştirme noktasında özellikle de mesleki eğitim noktasında yeni okullar açılmıştır. Baktığınızda Sanayi Nefise Mektebi gibi güzel sanatlar, Polis Mektebi, Kız Sanayi Mektebi, Gümrük Mektebi, Maliye, Lisan Mektebi, Aşiret Mektebi, Çoban Mektebi, Hukuk Mektebi gibi pek çok okul ne yapılmıştır bu dönemde açılmıştır. Evet, biliyorsunuz 19. yüzyıla damgasını vuran önemli olaylardan bir tanesi de sosyal devlet anlayışıdır ki yine Almanya'da, Prusya'da biliyorsunuz sosyal devlet anlayışı ortaya çıkıyor ve gelişmeye başlıyor ki sosyal devlet anlayışında biliyorsunuz sağlık, kaza, yaşlılık, engelli sigortaları gibi çalışmalar ön plana çıkartılıyor. Osmanlı'da bu çalışmalar örnek kalıyor ki bu konuda da
öncülüğüne kim yapmış? İkinci Abdülhamit yapmıştır ki ikinci Abdülhamit döneminde sosyal devlet ve refah devleti anlayışı benimsenmiş. Bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır ve pek çok kurum kuruluyor. Darül Acize gibi, Himayeyi Etfal Cemiyeti gibi, Darül Hayrı Ali gibi pek çok cemiyet kurulmuş ki kimsesiz insanlara, kimsesiz çocuklara bakma noktasında. Yine biliyorsunuz emeklilik sandığı kurulmuş. Özellikle askerler için tekayüt sandığı kuruluyor. Dolayısıyla sosyal devlet düşüncesiyle Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Toplumsal bir takım ihtiyaçları karşılama noktasında, çalışanların haklarını koruma noktasında adımlar atmıştır. Evet, Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerine bakacak olursak biz özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet arkasında itibarı sağlayan ayan ve eşrafın biz ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti'nin, dikkat edin burası çok önemli, merkezi otoritesi zayıflamaya başlayınca merkezden uzaktaki bu eyaletlerde özellikle ayan ve eşrafın ön plana çıkması onların hem siyasi hem de dikkat edin kendine ait ordular oluşturması askeri hem de zamanla ekonomik anlamda güçlenmesi ekonomik olarak onları ön plana çıkartmış. Hatta 3. Selim ayanların biliyorsunuz tekelini kırma noktasında ayanları seçimle göreve getirmek istemiş. Fakat bunda çok başarılı olamamıştır. Ama 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz özellikle 2. Mahmut'un tahta çıkmasında da büyük rol oynadığı için ayanlar ki Alemdar Mustafa Paşa bundan öncülüğünü yapmıştır. 1808 yılında imzalanan Senedi İttifak Anlaşması ile biliyorsunuz Osmanlı Devleti tarafından resmen varlıkları kabul edilmiştir. Yani bu belge ile Osmanlı Devleti'nde ilk defa dikkat edin padişah kendi gücü otoritesi dışında başka bir gücün varlığını, ayan ve eşrafın varlığını ne yapmıştır? Tanımıştır, kabul etmiştir hukuki olarak. Bu çok önemlidir. Yani kendi otoritesini padişah ne yapmıştır? Sınırlandırmıştır. Dikkat edin Senedi İttifak çıkarılan isyan sonucunda Alemdar Mustafa Paşa'nın öldürmesiyle birlikte ne yapmıştır aslında? Çok da yürürlükte kalmamıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nde ilk anayasal hareketin başlangıcı olarak kabul edilir ve bu özelliğiyle de biliyorsunuz İngiltere'de ilan edilen 1215 Magna Carta ile benzeştirilir. Orada nasıl yurtsuz canın yetkileri anayasal bir takım sınırlamalara kısıtlanmışsa Senedi İttifak'ta padişahın bir takım yetkileri biliyorsunuz kısıtlanmış. Padişah kendi gücü dışında başka bir gücün varlığını ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Evet, Tanzimat Fermanı diğer adıyla Gülhan Adlümayn'ı 1839 yılında biliyorsunuz 3 Kasım ki Mısır meselesi sırasında ilan ediliyor. İlan edilme amacı nedir? Batılı devletlerin Mısır meselesi sonu çözüm noktasında desteğini sağlamaktır. Ki Adlümayn baktığınızda Osmanlı Devleti'nin geri kalmasının sebepleri üzerinde durmuş ve halka bir takım yeni haklar tanımıştır. Baktığınız özellikle Müslüm gayrimüslim ayrımı yapmaksızın herkesi eşit görmüş. Yani bu çok önemlidir. Herkesin gücüne göre vergi vermesi esası kabul edilmiş. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı esası getirilmiş. Askerlik zorunlu hale getirilmiş. Bu çok önemli, dikkat edin. Yine dikkat edin rüşvet iltimasla mücadeleye rüşvet iltimasla mücadele edeceğine dair önemli bir karar alınmıştır. Evet, yine ıslahat fermanı Tanzimat Fermanı'nın tamamlayıcısı gibidir ki 1856 yılında buraya da dikkat edin yine Kırım Savaşı sırasında Paris Barış Konferansı öncesinde biliyorsunuz ilan edilmiş ki Batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin aleyhine kararlar almasını önlemek düşüncesiyle hatta anlaşmanın maddeleri arasında yer almıştır ve tamamen gayrimüslim halkı ilgilendiren bir fermandır. Bu fermanla biliyorsunuz gayrimüslimlere yeni haklar tanınmıştır fakat bu haklardan gayrimüslimler memnun olmamış, yetersiz bulmuşlar. Batılı devletler fermanına rağmen Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaktan vazgeçmemişler. Fermanın sadece gayrimüslimleri ilgilendirmesi, onlara yeni haklar vermesi Müslümanlar da ne yapmamıştır? Memnun etmemiştir. Yani fermanın Paris Barış Antlaşması'nın maddeleri arasında yer alması da Avrupa Devletleri'nin sık sık işlerimize karışmasına ne yapmıştır? Yol açmıştır. Baktığınızda Müslümanlar ile gayrimüslimlerin kanununda eşitliği yine dillendirilmiştir. Irk, dil, din, cinsiyet, mezhep üstünlüğü ortadan kaldırılmıştır. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacaktır. Dikkat edin azınlıklar okul açabileceklerdir. Yine ilgilenen mesleğine üye olabileceklerdir. İşletme kurabileceklerdir. Dikkat edin askerlik yapacaklar fakat askeri nakdi ödemek şartıyla yapmış sayılacaklardır. Dolayısıyla bedel ödeyerek askerlik hizmetini ne yapmışlar? Yapmış sayılmışlardır. Dolayısıyla oldukça önemli bir fermandır. Müslüman olmayan unsurlara ayıracaklar genişletilmiş. Müslüman halk da bu durumdan memnun olmamıştır. Evet, bir diğer önemli gelişme ise biliyorsunuz kanun esasidir. 23 Aralık 1876 yılında özellikle Balkan sorunlarının ortaya çıkması ve Balkan sorunlarıyla ilgili İstanbul'da bir tersane konferansının toplanması Osmanlı Devleti'nin aynı bir takım gelişmenin ortaya çıktığını göstertiyor. Bu süreçte özellikle ortaya çıkan ki Yeni Osmanlılar Cemiyeti ya da diğer adıyla biliyorsunuz Jön Türkler meşrutiyet yönetimine geçilmesi noktasında baskı yapıyorlar padişaha ki tahtta Abdülaziz vardır biliyorsunuz. Ancak bu süreçte
aleyhine karar çıkacağını bilen Osmanlı Devleti Tersane Konferansı'ndan bunun önüne geçmek için ne yapıyor? 23 Aralık 1876 yılında 2. Abdülhamit tahta çıkıyor. 2. Abdülhamit'in tahta çıkmasından sonra meşrutiyeti ilan ediyor ve Batılı devletlerin kararlarını tanımadığını söylüyor. Bu çok önemli ki baktığınızda Osmanlı Devleti aslında Abdülaziz'le başlayan süreçte 5. Murat tahta çıkmış fakat 5. Murat kısa bir süre sonra tahttan indirilmiş. 2. Abdülhamit tahta çıkarsa meşrutiyet ilan edeceğini söylemiş. Mithat Paşa'ya da biliyorsunuz 2. Abdülhamit anayasayı hazırlama görevini vermiş. Ve böylece 2. Abdülhamit döneminde ne yapılmıştır? 2. meşrutiyet ilan edilmiştir. Evet, özellikle baktığınızda iki kanatlı bir parlamento oluşturulmuş. Meclis-i Mebusan, Meclis-i Ayan. Meclis-i Mebusan üyelerini biliyorsunuz halk seçmiş, Meclis-i Ayan üyelerini ise padişah atamıştır. Ve 119 maddelik bir kanun esası yani anayasa hazırlanmıştır. Ve böylece Osmanlı Devleti dikkat edin meşruti bir yönetime geçmiştir. Yani mutlak monarşide meşruti yönetime geçmiş. Anayasalı parlamentolu bir yönetime geçmiştir. Ve sınırlı da olsa biliyorsunuz vergi veren halk seçime katılabiliyor. Halk ilk defa padişahın yanında yönetime katılmıştır. Bu da çok önemlidir. Böylece Osmanlı Devleti'nde parlamenter sistem başlamıştır. Anayasadaki dikkat çeken önemli nokta ise biliyorsunuz son sözü söyleme yetkisinin padişaha bırakılmış olmasıdır. Dolayısıyla bu durum padişaha ne yapmıştır? Bu anlamda bir üstünlük sağlamıştır. Evet. Ancak baktığınızda parlamento açılmış 1877 yılında çalışmalarına başlamıştır. Fakat parlamentodaki temsil oranına baktığınızda Müslüman nüfus daha çok olmasına rağmen azınlık nüfus temsilcileri daha fazladır. Bu sırada 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi başlamıştır. Ve bununla ilgili biliyorsunuz mecliste çok sert ve ateşli tartışmalar yaşanmış ve meclis çalışamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine de padişah savaşın getirdiği bu bunalımlı ortamı değerlendirerek ne yapmıştır? Anayasayı yürürlüğünü durdurmuş ve meclisi feshetmiştir, kapatmıştır. Böylece dikkat edin tekrar meşruti sisteme ara verilmiş, mutlakiyete yeniden dönülmüştür. Dolayısıyla 13 Şubat 1878'den itibaren 2. Abdülhamit dönemi tekrar ne yapmıştır? Meşrutiyet yerine mutlakiyetle, mutlakiyetçi bir anayışla yönetilmeye başlamıştır. Evet, fakat bu 30 yıllık yaklaşık 30 yıllık süren bu süreçten sonra biliyorsunuz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmalarıyla ki 1908'de önemli gelişmeler yaşanıyor biliyorsunuz yine Balkanlarda. Balkan ulusları özellikle Makedonya'nın kupartılması ve Balkan uluslarının çıkarttığı isyanlar tekrar görüşülmeye başlanıyor özellikle İngiltere ile Rusya arasında. Bunun üzerine İttihat Terakki mensubu subaylar harekete geçiyorlar. Padişah da tekrar bir isyan ortaya çıkmasın, büyümesin düşüncesiyle biliyorsunuz 1908 yılında 23 Temmuz 1908 yılında meşrutiyeti tekrar ilan ediyor. Böylece ikinci meşrutiyet dönemi başlıyor. Anayasa tekrar yürürlüğe giriyor. 1908 yılında yapılan seçimde İttihat Terakki ve Akrar Fırkası katılıyor ve 275 milletvekilinden oluşan parlamento açılıyor. Fakat parlamento açıldıktan sonra İttihat Terakki ve Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar biliyorsunuz İstanbul'da bir isyan çıkartıyor ki Rumi 31 Mart tarihine geldiği için 31 Mart vakası olarak geçiyor tarihimizde. Ve biliyorsunuz bu vaka İttihat Terakki cemiyetinin öncülüğünde özellikle Selanik'ten gelen 3. Ordu tarafından ne yapılacaktır? Hareket ordusu, 3. ordunun hazırlamış olduğu hareket ordusu tarafından bastırılacaktır. Dolayısıyla bu süreçte dikkat edin tekrar anayasal parlamentolu rejime yani meşrutiyet yönetimine geçiş başlamıştır. Ve 2. meşrutiyet döneminde padişahın yetkileri sınırlandırılmış anayasayla biliyorsunuz daha önce meclis açıp kapatma yetkisi padişaha verilmişken artık padişahın elinden bu yetki alınmıştır. Daha önce hükümet padişah karşı sorumlu iken meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Basın özgürlüğü getirilmiştir. Yeni siyasi partiler kurmuştur. Baktığınızda İttihat Terakki ve Arar Fırkası dışında Osmanlı Demokrat Fırkası, İttihat-ı Muhammedi Fırkası, Ahali Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası gibi Hürriyet ve İtilaf gibi yeni partiler kurulmuştur. Ve İttihat Terakki Cemiyeti de zamanla ne yapmıştır? Etkinliğini artırmış. Özellikle Baba Ali Baskan ile Ocak 1913'te biliyorsunuz yönetime ne yapmıştır? Egemen olmuştur ve 1. Dünya Savaşı sonuna kadar da Osmanlı yönetimini ne yapmıştır? Ele geçirmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu süreçte biliyorsunuz içinde bulunduğu durumu değerlendiren bazı Osmanlı aydınları bir takım fikirler öne sürerek biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtarmak istemiştir. Ki biz Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan düşünce akımlarına, fikir akımlarına baktığımızda aslında ilk karşımıza çıkan nedir? Batıcılıktır ki özellikle Lale Devri ile birlikte biliyorsunuz batıcılık önem kazanıyor. Ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar ne yapmıştır? Bu fikir canlıdır. Osmanlı Devleti batıya örnek alan bir takım düzenlemeler ne yapmışlar? İnşa etmeye çalışmıştır. Yapmaya çalışmıştır. Fakat karşımıza ilk çıkan fikir akımlarından bir tanesi de Osmanlıcılık düşüncesidir ki yeni Osmanlılar cemiyeti tarafından özellikle Namık Kemal gibi Ziya Paşa gibi biliyorsunuz bu akımın öncüleri olmuşlardır. Ve
dikkat edin, bir Osmanlı vatandaşı yaratma, herkesin kendisini Osmanlı gördüğü bir toplum üzerine kurma düşüncesi vardır. Fakat 19. yüzyılda yaşanan isyanlar ve azınlık ulusların bağımsızlıklarını kazanması, ayrımları biliyorsunuz, bu akımın işlevini yitirmesine sebep olmuş. Bu sefer yerine İslamcılık düşüncesi ön plana çıkmıştır. Osmanlı halifesine bağlılık ve dikkat edin, halifenin etrafında toplanma düşüncesiyle. Özellikle 2. Abdülhamit biliyorsunuz bu akımın savunucusu olmuş. Hatta düşünceden eyleme geçirilmiştir 2. Abdülhamit döneminde İslamcılık. Fakat 1. Dünya Savaşı sırasında özellikle Müslüman olan Arap coğrafyasındaki halkın İngilizlerle işbirliği yapması İslamcılık düşüncesinin dönemini kaybetmesine sebep olmuş. Bu sefer de Türkçülük akımı ön plana çıkmıştır ki baktığınızda Yusuf Akçura gibi, dikkat edin, Ziya Gökalp gibi ki bunlar önemli isimlerdir. Bu akımın sembolü olmuşlar, savunucuları olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için Türk nüfusa sarılması gerektiği ve dikkat edin, devletin varlığını devam ettirme düşüncesinde hareket edilmesi noktasında bu akımın ön plana çıkartıldığını görüyoruz ki İttihat Terakki'de biliyorsunuz bu akımı savunmuştur özellikle ve bu süreç aynı zamanda biliyorsunuz yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurmasına da ne yapmıştır? Öncülük etmiştir. Evet. Bir diğer önemli konu ise Osmanlı Devleti'nde yaşanan darbelerdir biliyorsunuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti baktığımız zaman çok önemli bir darbeyle karşıya kalıyor ki bunlardan bir tanesi Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, 5. Murat'ın tahta çıkması, sonraki süreçte onu tahttan indirerek yerine biliyorsunuz 2. Abdülhamit'in tahta çıkması sürecidir ki bir darbe özelliği taşır. Mithat Paşa önderliğinde biliyorsunuz bir grup tarafından Sultan Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmediği için kendisine baskı yapılıyor, tahttan indiriliyor. 2. Abdülhamit Başkan'daki bir komisyon tarafından biliyorsunuz anayasa hazırlıkları başlamış. Önce 5. Murat tahta çıkartılmış. Daha sonra tahttan indirerek yerine. Evet, Osmanlı tarihinde biliyorsunuz önemli gelişmelerden bir tanesi 1876 darbesidir. Ki baktığınızda darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi harekettir. Ki 5. Murat tahta çıkartılıyor. Sultan Abdülaziz tahttan indiriliyor. Çünkü Sultan Abdülaziz biliyorsunuz meşrutiyete karşıdır. Meşrutiyeti savunanlar tarafından tahttan indirilmiş. Yerine 5. Murat meşrutiyeti ilan edeceği için tahta çıkartılmıştır. Fakat bir süre sonra biliyorsunuz 5. Murat da tahttan indirilmiş. Yerine 2. Abdülhamit tahta çıkmış. Ve Mithat Paşa önderindeki bir komisyon tarafından anayasa hazırlıklarına başlanmıştır. Padişah bu görevi kendisine vermiş ve 2. Abdülhamit biliyorsunuz daha sonra meşrutiyeti kanun esası ilan etmiştir. Bir diğeri 1909 darbesidir ki baktığınızda Osmanlı Devleti'nde özellikle 1908'in ikinci meşrutiyet ilanından sonra bir kaos ortamı yaşayan İstanbul'da iki Serbestliği gazetesi baş yazarı Hasan Fehmi öldürülüyor biliyorsunuz. İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nin kurucusu da aynı zamanda bu kişi. İttihat Terakki'ye karşı bir muhalefet başlıyor. İsyanın bastırılması biraz sıkıntılı olmuş ki özellikle İstanbul'daki 1. Ordu isyanı bastıramamış. Selanik'teki 3. Ordu biliyorsunuz hareket ordusunu hazırlıyor. Mahmut Şevket Paşa başkanında orada İstanbul'a geliyor. İsyanı bastırıyor. Hatta bu isyanın biliyorsunuz bastırılmasında Mustafa Kemal de rol oynamış. Hareket ordusunun kurmay başkanını yapmıştır. Daha sonra da Mahmut Şevket Paşa biliyorsunuz sadrazamlık görevine getirilmiştir. 1913 darbesine baktığımızda ise özellikle biz İttihat Terakki'nin 1912 seçimlerinde biliyorsunuz etkili olduğunu görüyoruz ki sert politikaları ve bazı muhalif askerler dağlara çıkıyorlar. Bir diğer önemli gelişme biliyorsunuz 1913 darbesidir ki bunun temel sebebi de biliyorsunuz görüş ayrılıklarıdır, siyasi görüş ayrılıklarıdır ki bu dönemde İttihat Terakki ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasında görüş ayrılıkları var. Hürriyet ve İtilaf Partisi biliyorsunuz bu dönemde iktidardadır. İttihat Terakki biliyorsunuz muhalefet etmektedir. Bu sırada Balkan Savaşları var ki Balkan Savaşları'nın kaybedilmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de biliyorsunuz bazı komutanların siyasi düşüncelerini yansıtmalarıdır. Dolayısıyla siyasetin ordaya yansıması, sevk ve idare ve komuta noktasında sıkıntılar yaşatmış ve Balkan devletleri karşısında Osmanlı Devleti başarısız olmuştur ve Midyan Esatı'nın batısındaki topraklarını ne yapmıştır? Balkan devletlerine terk etmek zorunda kalmıştır. Tabii bu süreçte biliyorsunuz İttihat Terakki bir hükümet darbesi yapmış. Ocak 1913 tarihinde ne yapmıştır? İktidarı ele geçirmiş ve dikkat edin 1. Dünya Savaşı sonuna kadar 1918'ine kadar da iktidarda kalmıştır. Evet, Osmanlı Devleti biliyorsunuz bu süreçte ki özellikle 19. yüzyıldan itibaren çok büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Baktığınızda Balkan coğrafyasını kaybediyor. Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor, Sırbistan bağımsızlığını kazanıyor. Bosna Hersek elimizden çıkıyor, Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor Balkan Savaşları sırasında. Bulgaristan 2. Meşrutiyet gelişmeleri sırasında bağımsızlığını ilan etmiş. Bosna Hersek Avusturya Macaristan'a katılmış, Girit Yunanistan'a ne yapılmıştır? Katılmıştır. Yani Osmanlı Devleti bir taraftan İç siyasi gelişmelerle toplumsal sorunlarla uğraşırken bir taraftan da önemli toprak kayıpları yaşamıştır.
Sorumuza bakalım gençler. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine yerini oluşturan orada aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 1826 yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı biliyorsunuz Vakay Hayriye olarak adlandırılan bir olaydır. İkinci Mahmut tarafından yerine kurulan orada nedir? Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusudur. Doğru cevabımız A seçeneği gençler. Nizam-ı Cedid'i hatırlarsanız 3. Selim döneminde Batı tarzında kuruyordu. Eşkinci Ocağı yine 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz Batı tarzında kurmaya çalışmıştı. İrad-ı Cedid ordusu yok biliyorsunuz, hazinesi vardı. Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyacını karşılamak noktasında. Kapıkulu Ocakları da biliyorsunuz daha önce 1. Murat döneminde ne yapılmıştı? Kurulmuştu. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Sultan 2. Mahmut'un isteği üzerine 1834 yılında İstanbul Başka'da kurulmuştur. Çağdaş bir eğitim kurumudur. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna modern askeri teknolojik bilgiye sahip subay yetiştirmek için faaliyetlerini sürdürmüştür. 1936 yılında Ankara'ya taşınan okul günümüzde Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Yukarıda özellikleri verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mustafa Kemal'in de mezun oldu biliyorsunuz. Mektebi Harbiye, yani harp okuldur gençler. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Fransa'dan getirmiş olduğu milliyetçilik ve hürriyet fikirleri Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere gibi devletlerden hangilerinde ayaklanmalar çıkmasına, siyasi ve sosyal hayattan etkilenmesine sebep olmuştur? Evet, biliyorsunuz Fransız ihtilali özellikle 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmış ve önce Avrupa'yı sonra da bütün dünyayı ne yapmıştı? Etkilemiştir. Özellikle yaymış olduğu milliyetçilik akımı ve çok uluslu yapıları, devletler bundan ne yapmıştır? Olumsuz etkilenmiştir. Baktığınızda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Rusya bundan olumsuz etkilenmişlerdir. İngiltere bir şey söz konusu değildir. Doğru cevabımızı biliyorsunuz 1, 2 ve 3, yani C seçeneğidir gençler. Bir diğer sorumuza bakalım. Sırp isyanının çıkmasında milliyetçilik akımı, merkezi otoritenin zayıflaması, vergilerin artırılması, Yeniçeri ve Ayanların bölgede uyguladığı baskı gibi gelişmelerden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir? Evet, özellikle biliyorsunuz Sırp topraklarının Avusturya ile yapılan savaşlarda özellikle tahrip olması, bu sırada yayılan milliyetçilik akımı, Fransa'dan yaymış olduğu milliyetçilik akımı, Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması, bölgeye gönderilen Yeniçerilerin ve bölgedeki ayanların tutumu, baskısı, vergilerin artırılması, Avusturya ve Rusya'nın biliyorsunuz Sırplar kışkırtması etkendir. Baktığınızda bütün öncülerimizin biz bunda etkili olduğunu görüyoruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir gençler. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı tarihinde ilk defa bir Hristiyan topluluğu bağımsızlık için harekete geçmiş ve Rusya'nın desteğiyle başarıya ulaşmıştır. Söz konusu isyan aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'ne biliyorsunuz ilk isyanların Rus Sırplardı. Fakat dikkat edin, burası çok önemli. Bağımsızlık için harekete geçmiş ve dikkat edin, Rusya'nın desteğiyle başarıya ulaşmıştır. Yani bağımsızlığını kazanan ulus sorulmuş. Bağımsızlığını kazanan ulus kimdir? Yunanlardı. Yani Yunan isyanı ne yapmıştır? Başarıya ulaşmıştır. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Edirne Antlaşması'yla Yunanistan ne yapmıştır? Bağımsızlığını kazanmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza bakalım gençler. Fransa'dan getirmiş olduğu milliyetçilik ve özgürlük düşünceleri bütün Avrupa devletlerini etkilemiştir. Kendileri için yıkıcı olan bu düşünceleri engellemek isteyen Avrupa devletleri aşağıdakilerden hangisini aldıkları kararlarla eski düzenini sürdürmeye çalışmışlardır? Viyana Kongresi, Tersane Konferansı, Berlin Konferansı, Reval Görüşmeleri, Tilsit Görüşmeleri. Evet gençler, 1815-1830 yılları arası biliyorsunuz Avrupa'da restorasyon dönemi olarak adlandırılıyor ve bu süreci başlatan gelişme neydi? Fransa'da fikirlerini ortadan kaldırmak, mutlaka tekrar görüşlendirmek düşüncesi Avrupa devletlerine yapmış olduğu Viyana Kongresi'ydi. Kim öncelik etmişti? Avusturya Başbakanı biliyorsunuz Metternich sistemi diye de adlandırılıyordu. Tersane Konferansı biliyorsunuz 1. Meşrutiyet'in ilan öncesi İstanbul'da toplanıyor. Berlin Konferansı biliyorsunuz 93 Harbi sonrasında imza toplanıyor. Reval Görüşmeleri biliyorsunuz İngiltere ile Rusya arasında Makedonya'nın kopartılması noktasında. Tilsit yine biliyorsunuz 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Fransa ile Rusya arasında yapılıyor görüşmeler. Doğru cevabımız A seçeneğidir gençler. Evet gençler, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sevgili gençler merhaba. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih Komisyonu'nda görevli öğretmeniniz Aysel Eroğlu ile berabersiniz. Bugün TYT ve AYT ortak konumuz olan sermaye ve emek üzerinde hem sorularımızı çözeceğiz hem de kısa bir özet yapacağız sizinle. Evet, başlayalım dersimize. Ünite konularımıza baktığımızda el emeğinden makineleşmeye, Osmanlı Devleti'ndeki sanayileşme çabalarına ve ekonomiyi düzeltme çabalarıyla ilgili neler yapıldı bir göz atalım. El emeğinden makineleşmeye deyince aklımıza tabii ki sanayi inkılabı gelecek, sanayi devrimi gelecek. Biliyorsunuz Avrupa'da 18. yüzyılda sanayi devrimiyle önemli bir dönüşüm yaşanıyordu. Neydi bu? El emeğinden makineleşmeye geçiş dönemiydi. Peki biz buna ne diyoruz? Endüstriyel üretim diyoruz. Şimdi Avrupa'da sanayi devrimiyle beraber bu endüstriyel üretime geçince neler olmuş olabilir? Tabii ki makine gücü kullanımı artmış.
artı ham madde işlenmeye başlanmış ve daha fazla ürün elde edilmiştir. Şimdi üretimdeki bu artış tabii ki neyi getirecek arkadaşlar? Tüketiciyi getirecek. Daha çok tüketen insan sayısı olacak ve beraberinde artık küçük atölyeler yerini fabrikalara, daha donanımlı fabrikalara bırakmış olacak. Evet, şimdi ilk olarak Avrupa'da dokuma alanında makinelaşmanın, dönüşümün yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü hem ipek bükmek için çıkırın bulunması, hem dokuma mekiğinin bulunması, hem dokuma tezgahlarının oluşturulması, bu alanda ilk olarak neyi sayabiliriz? Dokuma alanını sayabiliriz. Bazen sorularda denk geliyor arkadaşlar. Böylelikle Avrupa ne yapmıştır? Daha hızlı ve seri üretime geçmiştir. Sanayi devrimiyle özellikle çiftçilik büyük ölçekli işletmelerde yapılmaya başlanmıştır. Bir de İngiltere'nin ekim sisteminin değişmesiyle beraber, ki tarımda gübrelerin kullanılması, farklı ürünlerin ekilmesi, tohum makinesinin bulunması, ilk defa traktörün kullanılması, yani makineleşmeye geçilmesi tarımda, beraberinde üretimin de hızlanmasını sağlamıştır. Bir de işçi sınıfı dediğimiz kavram çıkıyor ortaya bu sayede. Geleneksel yöntemlere baktığınızda usta çırak ilişkisi artık yerini neye bırakacaktır? Patron işçi kavramına bırakacaktır. Sanayi devrimi sonrasında üretimdeki bu organizasyon, işçinin fabrikada yoğun mesai harcaması ve hep aynı işi yapar hale gelmesi de aynı zamanda maalesef ne olmuştur? İşçi yaptığı işe yabancılaşmıştır. Evet, peki. Bu durum acaba Osmanlı'da nasıl bir izlenim yarattı? Biliyorsunuz Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayanmaktadır. Tarıma dayalı ve küçük ölçekli makineye geçmeden önce küçük ölçekli tezgahlarda üretim yapan Osmanlı için bu olumsuz yönde etkilenmedir. Şimdi göreceğiz, takip edememesinin nedenlerine de bakacağız hep beraber. Peki Osmanlı Devleti'ndeki sanayileşme çabaları dediğimizde, acaba sanayi devriminden önce Osmanlı Devleti'nin ekonomisi neye dayanıyordu? Hepiniz de biliyorsunuz, zaman zaman sorularda da karşılaşıyoruz. Evet, en büyük dayandığı nokta tarımdır, ticarettir ve küçük ölçekli atölyelerde yürütülen üretimdir. Makinalaşma henüz Osmanlı Devleti'nde yok. Peki Osmanlı ekonomisinin bu sanayileşen Avrupa'ya, Avrupa ile daha doğrusu rekabet edememesinin sebeplerine baktığımızda neler sayabiliriz? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti zamanla merkezi otoritesini kaybetmiştir. Bu merkezi otoritenin zayıflamasıyla beraber taşrada hem ordunun hem de toprağın işletilmesi anlamına gelen tımar sistemi de bozulmaya başlamıştır. Buna dayalı olarak da savaşlarda istenilen başarı alınamamıştır. Çok uzun sürmüştür. Ağır şartlarda devam ettirilmiştir. Ve beraberinde yaşanan toprak kayıpları da Osmanlı Devleti'ni bu yönde ne yapmıştır arkadaşlar? Olumsuz etkilemiştir. Bu haliyle Osmanlı'nın Avrupa'daki meydana gelen bu dönüşümü izlemesi zor olmuştur. Peki Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarının sonuçsuz kalmasının nedenlerine bakacak olursak birkaç tane başlık sayabiliriz. Örneğin sermaye birikiminin yetersizliği, ki elindeki sermayeyi de biliyorsunuz daha çok ordunun ihtiyaçları için harcamıştır. Yetişmiş personel eksikliği, yine savaşlarda oldukça kayıplar vardır ve burada eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Geleneksel iktisadi düşünme biçimi dediğimiz, evet, küçük ölçekli atölyelerde usta çırak ilişkisiyle devam ettirilen bu ilişki Avrupa'daki sanayi devrimiyle beraber dönüşen endüstriyel üretime ayak uyduramamıştır. Aynı zamanda, ki çok önemli bir noktadır, bilimde ve teknolojide geri kalınması. Sömürgeci devletler faaliyetlerine baktığımızda da hepimiz biliyoruz, coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da meydana gelen ve bütün dünyaya yavaş yavaş hükmeden bir sömürgecilik anlayışı hakimdi. Ve maalesef Osmanlı Devleti de bu sömürgeci devletlerin gözdesi haline gelmiştir, ki şimdi bahsedeceğiz. Evet, bir de hepinizin bildiği kapitülasyonlar, yani verilen imtiyazlar var. Fatih'ten beri başlayıp devam eden ve Kanuni zamanında özellikle de ticaretin canlanması ve Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamak için verilen kapitülasyonlar maalesef Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde bütün padişahlara kabul ettirilince, bu kapitülasyonlar da ta Lozan Antlaşması'na kadar devam etmiş, orada kaldırılmıştır. Ekonomi üzerinde büyük bir sıkıntı yaratmıştır hepimizin bildiği gibi. Peki Avrupa'ya baktığımızda nasıl bir düşünce sistemi hakim ekonomide? Merkantilizm dediğimiz bir düşünce sistemi var. Nedir arkadaşlar? Güçlü bir ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkarmak ve ithalatı en aza indirmek üzere tasarlanmış bir ekonomik politikadır ki başta İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupalı devletler bu sistemi uygulamıştır. Yani dışarıdan
alıma değil dışarıya satıma daha çok önem vermişlerdir. İhracat dediğimiz olay. Bu da Osmanlı'yı ne yapmıştır? Bu sistem Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. Çünkü Osmanlı daha çok gelen açık pazar haline dönüştüğü için gelen malları karşılamak durumunda kalmıştır. Kendisinden herhangi bir malı dışarıya satımda yavaşlamıştır. Hatta kendisi iç kısıtlama koyarak da bu sistemde zayıflığını göstermiştir arkadaşlar. Peki ihracatın çok az olması aynı zamanda neyi de getiriyor? Sermaye girişini de yavaşlatıyor Osmanlı'nın elindeki parayı da. Yabancı tüccarlara sürekli imtiyazlar tanınması da aynı şekilde olumsuz olarak etkilenmiştir diyoruz. Etkilemiştir diyoruz. Peki Osmanlı toplumundaki gayrimüslimlere baktığımızda ekonomik hayatta ticareti ve tefeciliği tek ellerinde tutmuşlar ve birikimlerini sanayiye aktarmamışlardır. Avrupa devletlerinde olduğu gibi ulusal sanayi gelişme imkanı bu nedenle de imkan bulamamıştır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin teknolojik gelişmeleri ki özellikle tıbbi alanda yapılan gelişmeleri de takip edemediği için salgın hastalıklardan dolayı nüfusta sıkıntıya yaşamıştır. Nüfus artışı özellikle de olumsuz etkilenmiştir ve demin de bahsettiğimiz gibi personel sıkıntısının olması Avrupa'daki bu gelişmeleri takip etmesini önlemiştir. Engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir engel de sanayileşmenin önündeki başka bir engel de uzun vadeli stratejiler üretememesi ekonomi alanında. Uzun süren ağır savaşların maliyetli olması, üründen elde edilen vergi gelirlerinin düşmesi, zincirleme gider biliyorsunuz ve ayrıca ağır dış borçların altına girmemiz ki o dönemde biliyorsunuz Kırım Savaşı ile başlayıp daha sonra da bütün ülkeler tarafından bilerek bizi borçlandırılmışızdır ve bu ağır borçlar bizi ekonomimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Evet, Tanzimat döneminden sonra İstanbul ve çevresinde evet, hiç mi iyi bir şey yok? Elbette var gelişmemiz ama yeterli değil. Özellikle de bu dönemden sonra İstanbul ve çevresinde dokuma gibi, çuha gibi, basma, demir döküm fabrikaları ile feshane, tophane ve tersanenin açıldığını görmekteyiz. Evet. Peki, Balta Limanı Antlaşması'nın Osmanlı Devleti eline etkisine baktığımızda ki ekonomik alanda oldukça olumsuz etkisi vardır. 1838 yılında Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanan bir antlaşmadır. Biliyorsunuz İngiltere sanayi devriminden sonra ülkesindeki gelişmeyle beraber bu sömürgecilik yarışında bir numara olmaya çalışmıştır. Ve kendisine pazar arayışına, ham madde ve pazar arayışına girmiştir. Osmanlı Devleti'ne de bu yönde İngilizlerin isteği doğrultusunda göz bebeği haline gelmiştir Osmanlı Devleti. Özellikle de biliyorsunuz 19. yüzyılda 2. Mahmut zamanında bir Mısır sorunumuz yaşanmaktadır. Bu Mısır sorunu sırasında biliyorsunuz Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istemiştir. Rusya'nın yardımına karşılık daha sonra Rusya'nın problem çıkarmasıyla beraber İngiltere bize destek olmaya çalışmıştır. Bu desteğinin karşılığında da 1838'de Balta Limanı Antlaşması yaparak Osmanlı'yı açık pazar haline getirmiştir. Ki herkese açık tutulması bu antlaşma bunun yolunu açarak bütün Avrupa ülkeleri bu antlaşmadan da yararlanmak istemişlerdir. Evet. Peki Balta Limanı Antlaşması'yla ne oldu dersek iç ve dış ticaretteki sınırlamalar kaldırılıyor. Yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkan sağlanıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret siyaseti izleyebilme olanağını ortadan kaldırmıştır arkadaşlar. Peki, Balta Liman Antlaşması yabancı tüccarlara vergi muafiyeti getirirken içimizdeki yerli esnafımıza ise vergi ödenmeye devam ettikleri için olumsuz anlamda bir etki de bu yöndedir. Şimdi Batı'nın sanayi ürününe karşı ülke açık pazar olmaya mahkum olmuştur diyebilir miyiz? Deriz arkadaşlar. Evet, bu kadar açık ve net. Kapitalist Avrupa'nın sömürgeciliğine baktığımızda ise demin de bahsettik coğrafi keşiflerden sonra Avrupa ülkeleri sömürgecilik yarışına girmişlerdir. Nedir bu arkadaşlar? Kendilerinde olmayan ham madde kaynaklarını buldukları ülkelerden alıp değerlendirip fabrikalarda işleyip tekrar ihtiyacı olan ülkelere satmaktır. Sömürgecilik yarışı ve bunda İngiltere, Fransa, Hollanda ve birçok Avrupa ülkesi bu yarışın içerisindedir ve diyebiliriz ki daha sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında da sayabileceğimiz bir önemli noktadır. Peki bu sömürgecilik Osmanlı Devleti'ni açık pazar haline getirmiş midir? Getirmiştir. Hem ham madde hem de açık pazar halinde olan Osmanlı Devleti sömürgecilikten olumsuz yönde etkilenecektir ki
sanayi devrimiyle gelen dönüşümü de tamamlayıp yakından izleyemediği için maalesef sömürgeciliğin egemenliği altına girmeye mahkum olacaktır. Evet. Avrupa uyguladığı kapitalist politikalar gereği İran, Çin ve Osmanlı Devleti gibi ülkelerin hem madenlerini hem tarım alanlarını işletmiş, ayrıca buralarda liman ve demir yolu inşa etme haklarında sömürgecilik politikalarını uygulamıştır. Şimdi bakın, hem ham madde gidip alacak, oradan getirip ülkesinde işleyecek, geri götürüp satacak. Bunun için ulaşım olarak demir yolu üzerinde durmuşlardır. Ve bu demir yolu üzerinde durmasıyla beraber Osmanlı Devleti'nde özellikle de İngilizler İzmir-Aydın demir yolunu, yine aynı amaçlarla Almanlar da Bağdat-Basra üzerinden demir yoluyla tüm doğuya açılmayı düşünmüşlerdir. Evet. Peki, ekonomiyi düzeltme çabalarına baktığımızda Osmanlı Devleti'nde neleri görebiliyoruz? Özellikle deminden beri saydığımız bu sanayi devrimiyle beraber gelen dönüşüp takip edememesi, Balta Limanı Antlaşması'yla açık pazar haline gelmesi, Osmanlı Devleti'nin neredeyse maliyesini iflas noktasına getirmiştir ki bazen düzeltme çabalarını görüyor muyuz? Evet, görüyoruz, fakat yeterli midir? Yeterli değildir. Çünkü dış borçlanmaya gittiğimiz için ülkeler zamanla bize daha çok borç vererek kendi tekelleri altına almışlardır. Bu da yetmiyormuş gibi bir de iç borçlanmaya gitmişiz. Nedir bu? Esam-ı Cedide adı verilen kağıt para basımıdır ki hem dış hem de iç borçlanma sırasında biz Osmanlı olarak neredeyse maliyemiz ne yapmış arkadaşlar? İflas etme konumuna gelmiştir ki bu da Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıla damgasını vuran olaydır. Evet. İkinci Abdülhamit zamanında bazı düzeltmeler var. Birkaç tane sayabileceğimiz düzeltmeler var ancak yeterli değildir. Radikal çözümler değildir. 20 Aralık 1881'de ise artık Muharrem kararnamesi çıkartılarak denmiştir ki bir duyunlu umumiye genel borçlar idaresi kurularak yabancı ülkeler bize borcu, daha doğrusu bizden alacağı olan ülkeler kendileri tahsil etmek üzere bu idareyi kurmuşlardır. Bu idarede tamamen Lozan Antlaşması'na kaldırılıncaya kadar yürürlükte kalmıştır ki artık hem işletilmesinden bakın, kendisine verilen gelirlerin toplanması, işletilmesi, alacakların toplanması ve borçların ödenmesinden sorumlu kılınmıştır ülkeler kendileri. Kimler var burada? İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Osmanlı ve Galata bankerlerini temsil eden 7 kişilik bir konseyden oluşan Duyunu Umumiye İdaresi. Duyunu Umumiye İdaresi'nin kuruluşundan sonra Osmanlı ekonomisinin önemli bir kısmı kademeli olarak yabancıların denetimi altına girmiş ve Avrupalı alacakların zenginleşmesine sebep olmuştur der miyiz, deriz arkadaşlar. Evet, peki milli iktisat politikamıza baktığımızda nedir bu? Milli iktisat kavramı İttihat ve Terakki, yani 2. Meşrutiyet'ten sonra yönetime damgasını vuran cemiyet, Türk milliyetçiliğine dayanan politik yaklaşımını aynı zamanda ekonomi üzerinde de dengelemeye çalışmıştır. Ağırlıklı olarak 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı zemin üzerinde hayata geçirilen bu politika, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'da özellikle de pek çok kentteki toplumsal yapılanmayı da etkilemiştir. Nedir buradaki amaç? Bu milli iktisat politikasıyla hem Batı kapitalizminin Osmanlı ekonomi üzerindeki etkilerini giderebileceklerine hem de ülke içinde giderek güçlenen azınlık tüccarları karşı, dikkatinizi çekiyorum, milli burjuvazi yaratabileceklerine inanmışlardır. Nerede uygulanmıştır? Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla uygulanmaya konulmuştur. Evet, AYT tarzı sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Sanayi devrimiyle ilgili yukarıda verilen gelişmelerden hangisi yer değiştirirse anlam bütünlüğü sağlanır? Evet, bakalım. 1. Sanayi devriminin ortaya çıkmasında Avrupa'da düşünce alanındaki gelişmeler ve teknik buluşlar etkili olmuştur. Bir giriş cümlesi. Teknik gelişmeler tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi sağlamış ve el aletleri yerini makinelere bırakmıştır. Evet, teknik buluşların etkili olduğundan bahsediyor. Sonra da teknik gelişmelerle ilgili bir açıklama veriyor. Sıralama doğru arkadaşlar. Diğerine bakalım. Fabrikaların çoğalmasıyla da işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Tarıma dayalı toplumlarda üretim el tezgahlarında yapılırken sanayileşme ile birlikte üretim fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır. Evet, 3 ile 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü üretim fabrikalarda yapılmaya başlanıyor. Daha sonra fabrikaların çoğalmasıyla işçi sınıfı ortaya çıkıyor. 3 ve 4'ü değiştirirsek, yani D seçeneği,
yerini değiştirirsek anlam bütünlüğü sağlanmış olacak. Cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Sanayi devrimi ile tıp alanında yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine doğrudan etki ettiği söylenebilir? Tıp alanındaki gelişmeye baktığımızda daha çok insan sağlığıdır, nüfustur. O yüzden arayacağımız seçenek nüfus ya da sağlıkla ilgili olacak. Bakalım ekonomik büyüme değil, nüfus artışının sağlanması. Evet, sağlıklı bireyler, tıp alanındaki gelişmeler takip edildiğinde sağlıklı bireyler, o da sağlıklı nüfusları ve nüfusun artışını getirmektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. Diğer sorumuza baktığımızda insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri sanayi devrimidir. Sanayi devriminin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda etkisi olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte el emeğine dayalı tarımsal üretim ve küçük ölçekli atölye üretiminden nereye geçiyoruz arkadaşlar? Makinelaşmaya dayalı endüstriyel üretime. Bu durum gibi sonuçlardan hangilerini doğuruyor? Hemen bakıyoruz. Tarım üretiminin azalması, ham madde ihtiyacının artması, kas gücünün üretimdeki yerinin azalması. Evet, buradan doğru cevabımız D. Yani 2 ve 3'ü alacağız. Tarım üretimi azalmaz, aksine ne yapar? Artmıştır arkadaşlar. Çünkü endüstriyel üretime geçtiğimiz için artık makinalaşmaya, el emeğinden makinalaşmaya geçince tarım üretiminin azalması diyemeyiz, artmasıdır. Ham madde ihtiyacı artmış mıdır? Evet, artmıştır sayabiliriz. Kas gücünün üretimdeki yerinin azalması da evet, artık makinalaşmaya geçtiği için insan gücünün üretimdeki yeri biraz daha azalmıştır söyleyebiliriz. Evet, o yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. D seçeneği. Diğer sorumuza bakalım. Milli iktisat kavramı İttihat ve Terakki'nin Türk milliyetçiliğine dayanan politik yaklaşımının iktisadi düzlemdeki yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Ağırlıklı olarak 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı zemin üzerinde hayata geçirilen milli iktisat politikaları başta İstanbul ve Anadolu olmak üzere pek çok kentteki toplumsal yapılanmayı da etkilemiştir. Evet, demin konularımızı anlatırken de belirttik. Buna göre durumlarından hangileri milli iktisat politikaları kapsamında değerlendirilebilir? Evet, buna baktığımızda yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, evet, milli olduğu için söyleyebiliriz. Milli burjuvazi oluşturma çabaları var mıdır? Kesinlikle amacı bu zaten milli iktisat politikasının çıkarılmasının, söyleyebiliriz. Kapitülasyonların tek taraflı kaldırılması, evet, bunu da söyleyebiliriz ki kapitülasyonlar biliyorsunuz bizim özellikle ekonomi üzerindeki sıkıntılı bir sürecimiz idi. O yüzden E seçeneği 1, 2 ve 3'ü cevabımız olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Nitelikli personel sanayileşmenin önemli koşullarından biri olmuştur. Osmanlı Devleti sanayileşmek için bu ihtiyacını karşılamak istemiştir. Ancak Osmanlı Devleti çeşitli nedenlerle nitelikli personel sıkıntısı yaşamış mıdır? Evet, yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nde yaşanan şimdi sayacağımız durumlardan hangileri bunun bir sonucudur? Evet, rekabetçi anlayışın olmaması, nüfusun az olması, iş gücü maliyetinin yüksek olması. Evet, şimdi bu sayacağımız hangileri bunun bir sonucu olarak sayıyoruz? Tabii ki 1 ve 3'ün nüfusun az olmasını etkisi yoktur arkadaşlar. Personel sıkıntısında burada hem rekabetçi anlayışın olmaması bunun bir sonucudur. Hem de iş gücü maliyetinin yüksek olması bunun bir sonucudur. O yüzden 1 ve 3 C seçeneği olarak karşımıza çıkacak doğru cevabımız. Çünkü Osmanlı Devleti biliyorsunuz uzun süren savaşlarda hem nüfusunu kaybetmiştir hem de yetişmiş elemanı olmadığı için bu sıkıntı devam etmektedir ekonomi üzerinde. Diğer sorumuza bakalım. 19. yüzyılda İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne yönelik siyasetini iki temel politika belirliyordu arkadaşlar. Bunlardan birincisi Rus ve Fransız emperyalizmine karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak. Diğeri ise İngiliz mallarının Osmanlı pazarında serbestçe dolaşımını sağlamak ki Balta Liman Antlaşması'ydı. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi herhangi bir sorunla karşılaşmadan temin etmekti. 1838 yılında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması İngiltere'nin Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik gücünü beklediğinden daha da fazla ne yapmıştı? Arttırmıştı. Şimdi buna göre Osmanlı Devleti'nde şimdi sayacağımız durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? İthalat artmış mıdır? Evet,
İngiliz malları Osmanlı pazarlarına geldiği zaman biz ne yapıyoruz? İthalat artmış duruma düşüyoruz. Peki gelirler artmış mıdır arkadaşlar? Gelirimiz artmıyor, aksine azalmıştır. Çünkü dış pazar haline geldiğimiz için Avrupa'nın özellikle de İngiltere'nin malları bizim pazarımıza geldiği zaman bizim gelirimizin artması mümkün değil. Aksine onlar satış yaptıkları için onların gelirleri artmış, bizim gelirimiz azalmıştır. Hatta söylemiştik, Osmanlı maliyesi iflas durumuna dahi gelmiştir. Peki işsizlik artmış mıdır? Evet, bunu da söyleyebiliriz. Çünkü üretim olmayan yerde işsizlik de ne yapacaktır? Artacaktır doğal olarak. O yüzden 1 ve 3, yani C seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Evet, AYT sorularımızın da sonuna geldik. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili gençler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürü Öğretim Materyali İçerik Geliştirme Dairesi'nde görevli Tarih Öğretmeni Yalçın Efe. Bugün sizlerle TYT AYT tarih konularından 19 ve 20 yüzyıllarda değişen gündelik hayat konusunu ele alacağız. Konularımıza başlayalım. Neler göreceğiz 19 ve 20. yüzyıllarda değişen gündelik hayatta? Osmanlı Devleti'ndeki nüfus hareketlerinin siyasi, askeri, ekonomik sebep ve sonuçlarını, modernleşme ile yaşanan değişimi göreceğiz. Evet, 19 ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayata baktığımızda ulus devlete giden sürece bakıyoruz ve bu süreçte nüfus konusuna bakıyoruz gençler. Özellikle imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini hızlandıran iki önemli gelişme vardır. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Vestfalya Barışı'dır ki çok önemli bir anlaşmadır biliyorsunuz. Özellikle Avrupa'da devam eden 30 yıl savaşlar 2618-1648 yılları arasında devam etmiştir. Ve dikkat edin, Avrupa'da yaşanan bu din savaşları sonrasında devletler Vestfalya Barışı ile ne yapmışlardır? Aradaki anlaşmazlıklara son vermişlerdir. Özelliği şudur, özellikle uluslararası hukuk açısından devletler kendi egemen güç olduktan, kendilerine egemen güç olduktan ne yapmışlardır? Diğer devletlere kabul etmişlerdir. Ayrıca kilisenin ve papalığın, dikkat edin, devletler üzerindeki siyasi otoritesi gücü ortadan kalkmıştır. Ve ulus devlete giden süreci hızlandırmıştır bu. Ayrıca uluslararası ilişkilerde konjüktürel ittifaklar ya da devletlerin menfaatleri, çıkarları ön plana çıkmıştır. Yine ikinci önemli gelişme ise biliyorsunuz ki 1789, yani 18. yüzyıla damgasını vuran Fransız İhtilali'dir. Bu iki gelişme biliyorsunuz ulus devlete giden süreci hızlandırmış ve devletlerin toprak kayıpları, ulus devletlerin ortaya çıkması ve nüfus hareketleri ne yapmıştır? Bu süreçte hızlanmıştır. Özellikle ulusal egemenlik ilkesi ne yapmıştır? Ön plana çıkmıştır. Bu süreçte özellikle Fransız İhtilali biliyorsunuz hem ulus devlet, ulusal egemenlik ilkesini güçlendirmiş hem de yerel ve bölgesel ayrıcalıkları ortadan kaldırmıştır. Milliyetçilik ve demokrasi akımları biliyorsunuz hem 19. yüzyılda etkisini göstermiş, özellikle çok uluslu yapıları etkilemiştir. Ayrıca bu süreç biliyorsunuz 20. yüzyılın ikinci yarısında da büyük bir hız kazanmış ve küresel ölçekte ne yapmıştır? Etkili olmuştur. Evet, Osmanlı Devleti bu süreçten nasıl etkilenmiştir baktığımızda? Özellikle Fransız İhtilali biliyorsunuz yaymış olduğu milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Ki Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip ve bünyesinde farklı etnik unsurları barındırıyor. Dolayısıyla Fransız'dan gelmiş olduğu milliyetçilik akım biliyorsunuz her milletin kendi devletini kurması ve kendi kendini yönetmesi anlayışını ne yapıyor? Ön plana çıkartıyor. Bu da Osmanlı Devleti gibi, Avusturya Macaristan gibi çok uluslu yapıları ne yapmıştır? Olumsuz yönde etkilemiştir. Ve 19. yüzyılın İkinci yarısından itibaren özellikle biz Osmanlı Devleti'nin çok fazla toprak kaybettiğini görüyoruz ki 19. yüzyılın ilk başlarında biliyorsunuz Sırp İsyanı'nın Yunanistan'da toprak kayıpları başlamış fakat ikinci yarısından itibaren toplu halde bağımsızlığını kazanan uluslar ortaya çıkmış. Hatta bu süreç 20. yüzyılın başlarında ne yapmıştır? Devam etmiştir. Sırplarla başlayıp Yunanlarla başlayan süreç biliyorsunuz Sırbistan ve Romanya'nın Karadağ'ın bağımsız olmasını, Yunanistan'ın bağımsız olmasını ne yapmıştır? Hızlandırmıştır. Ki 20. yüzyılın başlarında Arnavutluk, Bulgaristan biliyorsunuz Osmanlı egemeninden çıkmıştır. Özellikle dikkat edin burada bu süreçte Balkan uluslarının bağımsızlığını kazanmasında Osmanlı Devleti açısından olumsuz etkisi olan bir gelişmede Rusya'nın olaya müdahale etmesidir ki büyük devletler zaten biliyorsunuz kendi çıkarları doğrultusunda Balkan uluslarını kullanmak istemiş Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmışlardır. Fakat bu süreçte en büyük rolü kim oynamıştır? Rusya oynamıştır. Ki Rusya'nın özellikle bu yüzyılda izlemiş olduğu politika sıcak denizlere inme politikası ve panislavizm siyaseti biliyorsunuz ki Balkan uluslarını kendi bünyesi altında toplama bir silah birliği oluşturma düşüncesi vardır. Bu ulusları ne yapmıştır? Osmanlı'ya karşı desteklemiştir. Ve Rusların desteğiyle Ruslarla yaşanan Osmanlı-Rus savaşları sonucunda biliyorsunuz Balkan uluslarını ne yapmışlardır? Bir takım ayrıcalıklar etmişler hatta bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Ki bu süreçte biz Osmanlı Devleti'nin çok büyük sıkıntılar yaşadığını ki Türklerin yaşadıkları coğrafyalarda bu coğrafyalardan çıktığı için azınlık durumuna düştüğünü ve göç etmek zorunda kaldıklarında ne yapacağız? Göreceğiz.
Evet, yine 2. Meşrutiyet'in ilanı sürecinde yaşanan gelişmelerden faydalanan biliyorsunuz Bulgaristan bu sırada bağımsızlığını ilan etmiştir. Yine Balkan Savaşı'nın başladığı süreçte de hatırlarsanız bu durumu değerlendiren Arnavutluk ne yapmıştır? Bağımsızlığını elde etmiştir. Bu coğrafyaların Osmanlı'dan kopması, bu coğrafyalarda yaşayan Türk ve Müslüman halkın, dikkat edin, burada kurulan yeni devletler tarafından baskıya maruz bırakılması, onlar üzerinde olumsuz bir takım gelişmelerin yaşanmasına sebep olmuş ve bir kısmı bulundukları coğrafyada kalırken bir kısmı da biliyorsunuz bulundukları coğrafyayı terk etmek zorunda kalmışlardır. Ki özellikle biz bu süreçte İstanbul'un çok fazla göçmen ağırladığını görüyoruz. Hatta bu göçler sadece İstanbul'a sınırlı kalmamış biliyorsunuz. Batı Trakya'ya, Anadolu'da ne yapılmıştır? Göçler yaşanmıştır. Tabii bu süreç hem göç eden insanlar için hem de göç edilen bölgedeki insanlar için biliyorsunuz yeni bir takım sıkıntıların ya da sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Evet, Anadolu'ya yaşanan göçlere baktığımızda özellikle 93 Harbi'nden sonra Kafkaslar üzerinden, yine Balkanlar üzerinden Türk ve Müslüman nüfusun biz Anadolu'ya ve İstanbul'a göç ettiğini görüyoruz. Tabii göç eden bu insanlar mallarını, mülklerini, bütün birikimlerini o coğrafyada bırakıp yeni bir coğrafyaya göç ettikleri için, göç ettikleri bölgelerde biliyorsunuz barınma gibi, dikkat edin, yerleşme gibi bir takım sorunlar yaşamışlar. Hatta bu bölgedeki yerli halkla biliyorsunuz sıkıntılar yaşamışlardır. Bu durum tabii başka sosyal problemde yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle yine bu coğrafyalarda kalan insanlar, elden çıkan bu coğrafyalarda kalan Türk ve Müslüman halklar azınlık konumuna düşmüş. Ve bu devletlerin baskısı altında biliyorsunuz varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Günümüzde hala biliyorsunuz Balkan Türkleri meselesi, ki özellikle Batı Trakya'daki Türkler biliyorsunuz Yunanistan'ın bu konudaki baskısına maruz kalmaktadır. Bu sorun hala devam etmektedir. Evet, biz baktığımız Osmanlı Devleti'nin bu toprak kayıplarıyla birlikte neredeyse dikkat edin nüfusunun %70'ini, toprakların da %80'ini biz kaybettiğini görüyoruz. Yani baktığınız aslında Osmanlı Devleti için Fransız İhtilali ve onun yaymış olduğu milliyetçilik akımı ve büyük devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda azınlık uluslar Osmanlı'ya karşı kullanması Osmanlı açısından hem siyasi hem sosyal açıdan hem demografik açıdan baktığınızda nüfus açısından çok önemli kayıplara ne yapmıştır, neden olmuştur. Evet, bu arada tabii bu gelişmelere bağlı olarak özellikle Avrupa'da yaşanan modern hayattaki değişiklik ve gelişmeler, ki Osmanlı'yı da etkilemiştir. Ki bu süreçte de baktığınızda Avrupa'da ön plana çıkan gelişme nedir? Sanayi devrimidir. Ki sanayi devrimi biliyorsunuz yine 18. yüzyılın ikinci yarısında 1765'lerde İngiltere'de ortaya çıkıyor. Daha sonra diğer Avrupa devletlerine sıçrıyor ve diğer Avrupa devletleri de bu devrimi gerçekleştiriyorlar. Tabii sanayi devrimine bağlı olarak biliyorsunuz klasik geleneksel üretim tarzı değişiyor. Geleneksel yaşam tarzı değişiyor. İnsanların hayatına yeni kavramlar, yeni etkenler giriyor. Dolayısıyla bu dönemde özellikle kent anlayışı, metropol şehirler, büyük şehirler ortaya çıkıyor. Yeni şehir yapılanmaları ortaya çıkıyor. Ve şehirlerde yeni yapılanmalara bağlı olarak biliyorsunuz vatandaşa hizmet eden, onların ihtiyaçlarını karşılayan hastaneler, adliyeler, üniversiteler gibi yeni binalar. Hatta şehirlerin dizaynı konusunda yeni çalışmalar yapılıyor. Bulvarlar, caddeler, geometrik yapılanma ne yapıyor ortaya çıkıyor. Geniş meydanlar yapılıyor. Tabii bu beraberinde sanayi devrimiyle birlikte nüfus hareketliliğine de ne yapıyor? Etki ediyor ki özellikle kırsaldan bu metropollere, büyük şehirlere göç hareketleri yaşanıyor. Tabii yaşanan bu göç hareketleri biliyorsunuz altyapı sorunlarına, barınma sorunlarına, dikkat edin sosyal sorunlara, ekonomik sıkıntılara sebep olmuş. Bir takım hizmetlerin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında devletler, hükümetler ne yapmışlardır? Harekete geçmişlerdir. Tabii bu süreçte biliyorsunuz özellikle kapitalizmin etkisi ön plana çıkmış. Buna bağlı olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onların ihtiyaçlarına hizmet üretmek amacıyla biliyorsunuz tüketim alışkanlıkları ortaya çıkıyor. Tüketim alışkanlıkları değişiyor. Tabii tüketim bu arada paraya, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklikler gösteriyor. Boş zaman kavramı öne çıkıyor. Hatta biliyorsunuz boş zamanı bile kapitalist sistem kâra dönüştürüyor. Evet, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan bu yeni süreçte biliyorsunuz bütün dünyadaki devletler etkilendiği gibi Osmanlı Devleti de etkilenmiş ve Osmanlı Devleti de biliyorsunuz özellikle batılılaşmayla birlikte, hatırlarsanız Ali Devrim'den itibaren başlamıştı. Ortaya çıkan yeni süreçte, ki sanayi devrimiyle birlikte, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye başlamış. Daha önce biliyorsunuz genelde Osmanlı'da baktığınızda insanlar geçimlik ekonomiyle hareket etmişler. İhtiyaçları kadarıyla yetinmişlerdi. Fakat değişen dünya şartları ve etkisiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin de artık bu modern hayatın etkisiyle biliyorsunuz tüketim anlayışları değişmiş. Avrupa'da ortaya çıkan pek çok yeni eşyalar, kullanılan aletler, kumaşlar, yeni ortaya çıkan sanatlar ne yapmış? Osmanlı'ya da yansımış ve Osmanlı da bunları kullanmaya, tüketmeye başlamıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de halkın ihtiyaçlarına göre ne yapmıştır? Yeni bir şehirleşmeye ve halkın ihtiyaçlarına karşı yönelik bir takım politika üretmeye başlamıştır.
Evet, bu arada biliyorsunuz Avrupa'da ön plana çıkan bir önemli gelişme kamuoyu kavramıdır ki kamuoyu kavramı ilk olarak biliyorsunuz Batı Avrupa'da İngiltere'de ortaya çıkıyor. 18. yüzyılın ilk yarısında 1740'larda 41'de biliyorsunuz ki genel olarak baktığınızda halkın düşüncesi ya da Fransız biliyorsunuz Jean-Jacques Rousseau toplumun tavır şeklinden nitelendirmiş kamuoyunu. Osmanlı'da ise biliyorsunuz efkar umumi olarak adlandırılıyor kamuoyu. Kamuoyu çok önemli çünkü basın hayatında çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle 19. yüzyılda Batı Avrupa'da modern hayatta ortaya çıkan kültürel, siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ne yapmış? Bu süreci hızlandırmış. Ve hükümetler kamuoyu oluşturmak, yaptıkları çalışmaları dikkat edin topluma kabul ettirmek noktasında özellikle basını kullanmaya başlamışlar ki bu dönemde gazeteler, dergiler çıkartılmış ki benzer gelişmeler biliyorsunuz Tanzimat'la birlikte Osmanlı'da da başlamıştır. Hatta ilk biliyorsunuz Takvim ve Kayı gazetesi çıkartılıyor. Resmi gazete 1831'de. Daha sonra özel gazeteler çıkıyor, dergiler çıkıyor. Hükümetler biliyorsunuz yaptıkları çalışmaları topluma kabul ettirmek ya da toplumun desteğini almak noktasında kamuoyu kavramını kullanmışlar. Bunu yaparken de biliyorsunuz basın yayın organları ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Evet, bu arada biliyorsunuz popüler kültür denilen bir kültür ön plana çıkmış ki kültür endüstrisi biliyorsunuz kapitalizmle birlikte hız kazanmış ve özellikle dikkat edin kapitalist sistem ürettiklerini ne yapmış popüler kültür haline getirmiş ve tek tip birey yaratma düşüncesiyle bunları toplumlara kabul ettirmeye çalışmıştır. Tabii bunu yaparken biliyorsunuz basın yayın organları kullanılmış. Günümüzde hala vardır biliyorsunuz. Özellikle ön plana çıkmış popüler yıldızlar kullanılmıştır. Spor yıldızları kullanılmıştır. Bir takım sloganlar, söylemler ön plana çıkartılmıştır. Basın yayın organları, gazeteler, dergiler biliyorsunuz bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Evet, özellikle geniş halk kitlerine ulaşma noktasında, popüler kültür yayma noktasında biliyorsunuz basın yayın kullanmaya başlamış ama bu arada boş vakit ve boş vakitin nasıl kullanacağı noktasında tüketim etkinlikleri, bunların kar ve maliyet hesapları yapılmaya başlanmış ve boş zamanda biliyorsunuz bir kar alanı olarak görülmeye başlanmış ve buna göre bir takım etkinlikler planlanmaya başlanmıştır. Bu arada biliyorsunuz sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan metropol şehirler, kentleşme, şehirleşme Avrupa'da büyük bir hız kazanırken benzer gelişmelerin biz Osmanlı'da da olduğunu görüyoruz. Fakat Osmanlı'da bu gelişme sanayi devrimine bağlı olmamış biliyorsunuz baktığınızda. Özellikle dikkat edin Osmanlı Devleti'nde biz kırsaldan şehirlere göçün yaşandığını, toprak kayıplarıyla elden çıkan topraklardaki nüfusun İstanbul'a ve Anadolu'ya göç ettiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak kentlerin yapısında ve yönetimde ne yapılmış? Yeni yapılanmalara gidilmiştir özellikle. Yine yaşanan siyasi gelişmeler de bunda etkili olmuştur. Mesela İstanbul'da özellikle Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasından sonra biliyorsunuz İstanbul'un asayişinin sağlanması, kontrolünün, düzeninin sağlanması noktasında yeni bir takım düzenlemelere gidilmiş. Hatta ihtisap nezareti kurulmuştur bu dönemde ki çarşı pazar işlerinin denetlenmesi gerekiyor biliyorsunuz bu noktada. Asayişin sağlanması gerekiyor ve yönetiminin sağlanması gerekiyor şehrin. Diğer taraftan biliyorsunuz özellikle şehirlere göç eden işsizler ordusu, fabrikalar etrafında ortaya çıkan yerleşmeler, buna bağlı olarak ortaya çıkan biliyorsunuz kentleşme sorunları, altyapı sorunları, sağlık sorunları hükümetlerin uğraşmış olduğu problemler arasında ne yapmıştır? Karşımıza çıkmıştır. Özellikle dikkat edin bu dönemde ticaret gelişmiş, ticarete bağlı olarak da biliyorsunuz bir takım şehirler ön plana çıkmıştır, önem kazanmıştır. Mesela baktığınızda Osmanlı Devleti'nde özellikle İstanbul gibi, İzmir gibi, Selanik gibi birer aynı zamanda liman şehri olan kentlerin, şehirlerin ki hem nüfus yapılarıyla hem ekonomik değerleriyle hem de dikkat edin burası çok önemli. Ulaşım ağı gelişmiş biliyorsunuz. Ulaşım ağıyla bu şehirlerin Avrupa kentlerine bağlanmış olması, haberleşme imkanları bu şehirleri ne yapmıştır? Ön plana çıkartmıştır ve bu şehirlerin nüfusu ne yapmıştır? Özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında artmıştır. Hatta biliyorsunuz İstanbul'da nüfus yoğunluğuna karşı göçün önüne geçebilmek amacıyla giriş çıkışlar bir nevi pasaport uygulamasına tabi tutulmuştur. Mürür tezkiresi denilen bir tezkire çıkartılıyor. Yani İstanbul'a giriş çıkışlar denetim altında tutulmaya çalışılmıştır. Bir önce de söylediğimiz gibi özellikle İstanbul'da asayişi kontrolü sağlamak, düzeni sağlamak amacıyla biliyorsunuz İhtisap Vezareti kuruluyor. Yine diğer taraftan baktığınızda bu ekonomik gelişmeler Osmanlı Devleti dışında bir takım batılı devletlerin Osmanlı Devleti'ne dayatmalarıyla da ne yapmıştır? Osmanlı ekonomisi olumsuz nokta da etkilemiştir. Özellikle İngiltere ile yapılan biliyorsunuz 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı ekonomisinin
Batılı devletlerin kontrole geçmesi noktasında çok büyük aşama olmuştur. Ki bu antlaşmayla biliyorsunuz İngiliz tüccarlara gümrük vergisinde indirim getirilmiş. Osmanlı Devleti'nin dışarıya ihracat yapması zorlanmış ama dışarıdan Avrupalı devletlerin ürünlerinin Osmanlı ülkesine girmesi, Osmanlı pazarlarına girmesi kolaylaşmıştır. Ayrıca ham maddenin dışarıya ucuz ve bol miktarda çıkmasının önü açılmıştır. Dolayısıyla kısa bir süre içerisinde Avrupa malları ki sanayi demiri üretilen bu mallar ne yapmıştır? Osmanlı pazarlarına girmiş. Osmanlı'nın elle üretimi ne yapamamıştır? Bu devletlerin üretimi karşısında yetersiz kalmış, rekabet edememiştir. Daha bol ve ucuz üretildiği için bu ürünler, bu devletler ne yapıyorlar? Daha etkili oluyorlar. Evet gençler, özellikle sanayi devriminden sonra gelişen sanayi dallarına bağlı olarak biliyorsunuz ticaret de çok gelişmiş. Ticaretin gelişmesi, ön plana çıkması, özellikle gelişen Avrupalı devletlerin ürettikleri ürünlere ham madde ve pazar arayışları bu devletlerin iştahını kabartmış ve sömürgecilik faaliyetleri biliyorsunuz büyük hız kazanmıştı. Bu dönemde Osmanlı coğrafyası da bu devletlerin iştahını kabartmıştı. Çünkü Osmanlı coğrafyasına baktığınızda ekonomik değeri olan ve dikkat edin nüfus yapısı itibariyle de bu devletlere hitap eden bir coğrafyadır. Bu devletler Osmanlı üzerindeki kapitülasyonların verdiği hakları da kullanarak baskılarını ne yapmışlardır? Artırmışlardır. Özellikle İngiltere ile yapılan 1838 Baltaliman Ticaret Antlaşması bu noktada çok önemlidir ki İngiliz tüccarlar biliyorsunuz düşük gümrük vergisiyle ürettikleri malları Osmanlı pazarlarına çok rahat bir şekilde sokabilmişlerdir. Yine Osmanlı'dan ihtiyacı olan ham maddeleri ve buna bağlı ürünleri ne yapmışlardır? Çok rahat bir şekilde düşük gümrük vergileriyle ülkelerine götürebilmişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı'nın elle üretim yapan biliyorsunuz esnafı bu ürünlerle rekabet edememiş ve lonca sistemi çökmeye başlamıştır. Ve zamanla Osmanlı ekonomisi büyük devletlerin kontrolü altına girmeye başlamıştır. Evet, İstanbul'un idari yapısında çok ciddi değişiklikler yapılmıştır. Özellikle artan nüfus, esnafın denetimi, şehirlerin güvenliği, göçün denetim altında tutulması, vergi denetimi konusunda biliyorsunuz 1826 yılında İhtisat Nezarethanesi nezareti kurulmuş, yani bakanlığı kurulmuştur. Yine biliyorsunuz 1826 yılında Yeniçeri Teşkilatı kaldırıldığı için şehirlerin güvenliği noktasında önemli bir sıkıntı yaşanmış, güveni de sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca biliyorsunuz Muhtarlık Teşkilatı kurulmuştur İstanbul'da ki Anadolu'ya da bu yayılmaya çalışılmıştır. Ve atamayla muhtarlar belirlenmiştir. Yine klasik dönemdeki bedesten ve etrafında yapılanan şehir kültürünün yanı sıra biliyorsunuz. Yine yeni şehir merkezde yeni bankaların olduğu caddelerin düzenlendiğini, yeni iş merkezlerinin kurulduğunu ve şehrin bunun etrafında büyümeye gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle İstanbul, Selanik, İzmir bu noktada ön plana çıkmıştır ki İstanbul'da da özellikle biliyorsunuz Galata gibi bölgeler ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. Evet, sanayi devrimiyle birlikte başlayan bu süreç biliyorsunuz Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilediği gibi aslında olumlu noktalar da olmuş. Özellikle İzmir gibi, Selanik gibi, İstanbul gibi şehirlerimiz biliyorsunuz batıyla çok sıkı etkileşime girmiş ki bu şehirlerin hinterland yani arka bölgesi çok geniş olduğu için klasik ticaret yollarının buraya bağlanmış olması, özellikle üretilen tarımsal ürünleri biliyorsunuz Avrupa'ya taşınması, yine bu şehirlerin ulaşım ağı ve haberleşmeyle batılı şehirlere bağlantısının olması biliyorsunuz bu şehirler ne yapmıştır? Ön plana çıkartmıştır. Zamanla bu şehirlerin nüfus yapısı değişmiş, artmaya başlamış ve kozmopolit bir yapı ne yapmıştır? Bu şehirlerde oluşmaya başlamıştır. Evet gençler, şimdi de konumuza yönelik sorularımızı çözelim. Evet sorumuza bakalım. Esnaf denetimi, hükümet denetimi, vergi denetimi, göçmenlerin denetimi. Yukarıda verilenlerden hangisi ihtisap nezaretinin görevi arasında yer almaz? Evet biz özellikle dikkat edin 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırmasından sonra İstanbul'un yönetimi konusunda biliyorsunuz bir takım sıkıntıların yaşandığını. Yine dikkat edin toprak kayıplarına bağlı olarak ki Balkanlar'da, Kafkaslar'da İstanbul'da nüfusun artmaya başladığını. Dolayısıyla hem göç denetiminin sağlanması hem vergi denetiminin sağlanması hem esnaf denetimi sağlanması noktasında ihtisap nezaretinin kurulduğunu görüyoruz. Ve hükümetin denetimi söz konusu değildir gençler. Doğru cevabımız dikkat edin yalnız 2'dir B seçeneği. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkarttığı yeni iş kollarından biri değildir? Dikkat edin tüketim ekonomisine bağlı olarak ortaya çıkan yeni iş kolları ki sanayi devrimiyle birlikte biliyorsunuz tüketim ekonomisi değişmiş. Kapitalist sistem kendi ürettiği ürünleri ne yapmıştır? Halka kabul ettirmeye çalışmıştır. Dericilik, reklamcılık, grafik, tasarım, kişisel gelişim. Evet bunlardan baktığınızda reklamcılık, grafik, tasarım ve kişisel gelişim yeni iş kollardır. Fakat dericilik biliyorsunuz klasik iş kollarındandır ki dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir.
Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesi ve azınlık halklarının büyük devletler tarafından bağımsızlık için kışkırtılması, Osmanlı Devleti'nin topraklarını kaybetmesinde ve toprak bütünlüğünün bozulmasında çok etkili olmuş. Bu durum kitlesel göçlere sebebiyet vermiştir. Buna göre Anadolu'ya yapılan göçler gibi problemlerden hangilerine neden olması beklenir? Evet, Anadolu'ya yapılan göçlere vurgu yapılmış ve problemlerden hangisine neden olması beklenebilir deniliyor ki toprak kayıpları biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin nüfus hareketlerine sebep olmuştur. Buna bağlı olarak dikkat edin, İstanbul ve Anadolu nüfusu artmıştır. Gelen nüfusun barınma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yine gelen nüfusun yerleşme süreci biliyorsunuz hem onlar için hem de yerleşikleri coğrafyada halkı için sıkıntı yaratmaya başlamıştır. Dolayısıyla her üçü de ne yapmıştır? Problem olarak karşımıza çıkmıştır. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet gençler, yeni sorumuza bakalım. Balkan savaşlarının sonucunda yeni devletlerin kurulması, azınlıklar sorununun ortaya çıkması, Anadolu'ya göçlerin hız kazanması gibi gelişmelerden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? Ki biliyorsunuz bu sırada Arnavutluk bağımsızlığını kazanmış yeni bir devlet olarak karşımıza çıkmıştır. Azınlıklar sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Batı Trakya'da yaşayan Türkler biliyorsunuz hala o sıkıntı yaşamaktadır. Balkan Türkler sorunu günümüzde hala devam etmektedir. Anadolu'ya bu coğrafyadan göçler yaşanmıştır. Dolayısıyla göçler hız kazanmıştır. Hatta bu biliyorsunuz hem göç eden insanlar hem de göç eden yerdeki insanlar açısından yeni sıkıntılar ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet gençler, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçü neden arasında gösterilemez? Dikkat edin, köyden kente göçün arasında gösterilemeyecek olanı arayacağız. Sanayi alandaki gelişmeler gösterilebilir. Tarım alandaki makineleşme gösterilebilir. İnsanların rahat yaşama isteği gösterilebilir. Şehrin cazibe merkezine gelmesi gösterilebilir. Fakat tarımsal üretimin artması biliyorsunuz gösterilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet gençler, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.